Tamamdır. Nasıl yapalım? Yavaştan başlayalım mı? Şu an açabiliriz isterseniz şeyi, eğitimi. Hocam eğitimi açmadan önce arkadaşlarımızdan bir şey rica edebilir miyim? Kameralarını açarlarsa biz de anı için bir fotoğraf çekebilirsek sosyal medyalarımızda paylaşırız eğer izinleri olursa. Çok teşekkür ediyoruz. Herkes açması için birkaç saniye bekleyeceğim. Tamamdır. Herkes hazırsa 3, 2, 1. İkinci sayfayı da hemen çekip o yüzden bir saniye bekleteceğim. Çok teşekkür ediyorum. Herkes için iyi bir eğitim olur umarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamamdır. Ben yavaştan şeyi başlatayım o zaman. Ekran görüntüsünü. Ben hemen kısa bir söz Tabii. alabilir miyim acaba? Ben öncelikle iyi bir eğitim olacağını umuyorum. Ankara Üniversitesi Sinir Bilim Öğrenci Topluluğu ve Yazgit ortaklığında düzenlenen eğitime hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Eğitimi verecek olan arkadaşlarımızdan olan Özgür Bayram'a ve ekibine teşekkür ederim. Aynı zamanda Sinir Bilim Öğrenci Topluluğu Patin ekibindeki arkadaşlarıma da tekrardan teşekkür ederim. İyi, verimli bir eğitim olacağını umuyorum. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. WhatsApp gruplarında söyledik ama 8 eğitimin altına katıldığınız takdirde Zoom üzerinden gerçekleşen 8 eğitimin altına katıldığınız takdirde katılım belgelerini alacaksınız. Yoklama formlarını doldurmanız gerekiyor dolayısıyla. Bu şekilde ben sözü Ali Talip'e bırakayım o zaman şimdi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Python eğitimimizin ilk seansındayız. Ben de sözü Özgür'e bırakayım artık. Yani direkt eğitim verecek kişi kendisi. Bölüm kulübümüzün de başkanı aynı zamanda. Sağ ol Ali Talip. O zaman önce ben kendimi tanıtayım. Eğitime başlamadan önce. Adım Özgür Bayram. Yapay zeka ve görüntü işleme kulübünün şu anki başkanıyım. Nasip olursa da bu eğitim boyunca konuları büyük ölçüde ben anlatacağım. Konuların asıl kısmına geçmeden önce biraz işin edebiyatından bahsetmek istiyorum. Yani doğrudan teknik tarafa değil de biraz Python nedir, neden öğrenilmelidir, işte programlama nedir? Çünkü bunlar da bazı şeyleri anlama açısından önemli oluyor. Mesela teknoloji okuryazarlığı açısından belli bilgileri aktarmamız lazım gibi. Özgür, Şimdi ben hemen kısaca çok affedersin. Ben kısa bir bilgilendirme daha yapayım atlamadan. Çok affedersin. 19.45'te bir ara vereceğiz. 5 dakikalık bir ara olacak. Yani 19.45 hemen 1 dakika ve yani 1 dakika 2 dakikalık değişiklikler olabilir tabii ki. Sonrasında dersin ikinci yarısı başlayacak. İkinci yarısının başlamasıyla birlikte yoklama Evet. formumuz chat'ten sizinle Ben paylaşılacak. paylaşırım. Tamamdır. Aynen, paylaşırız. Yoklama formu dersin bitimine kadar açık olacak. Yani ikinci yarının başından dersin bitimine kadar açık olacak. Doldurmayı unutmayın lütfen. Chat'ten paylaşacağız Onu sizinle. doldurmanız gerekiyor. Evet, bu arada 8'de 6 katılımı kontrol etmeniz için. Evet, çok teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz hatırlatman için. Tamam o zaman tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi öncelikle Python nedir, programlama nedir? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi programlama dediğimiz şey artık günlük hayatımızda matematik gibi, İngilizce gibi oldukça temel seviyede öğrenmemiz gereken, yani bunun bize çok avantaj sağlayacağı bir sistem aslında, bir yapı. Peki bu neden önemli hale geldi? Bunun için aslında hani çok teorik bilgilere bakmaya gerek yok. Son 30-40 yıllık, yani 30-40 yıl önceki yaşamla günümüzü kıyaslamak yeterli aslında bunun için. Yani öyle çok makaleler okumaya, istatistiklere bakmaya gerek yok. Tabii 30-40 yıl önce bugün aramızda olan katılımcılar da herhalde hiçbirisi ya da belki çok azı dünyadaydı ya da o günleri hatırlayabiliyor. Ama büyüklerimiz hani duymuşuzdur işte yeğenim bizim zamanımızda şöyleydi, evladım bak bizim zamanımızda böyleydi gibi
eski anları çok fazla duymuşuzdur ya da filmlerden izlemişizdir, kitaplardan okumuşuzdur. Bir şekilde o sürece hakimizdir. Şimdi şöyle bir düşünelim 30-40 yıl öncesini. 30-40 yıl önce hayat mesela nasıldı? Bugün şak diye telefon açarak nerede olduğumuzu öğrenebiliyoruz. Birbirimizle haberleşebiliyoruz. Anında işte bir görüntülü konuşma, efendime söyleyeyim bir online toplantı ya da ne bileyim daha hızlı arabalar, uçaklar, akıllı sistemler. Şu an muazzam bir teknoloji çağındayız aslında ve bu da sürekli artarak devam ediyor. Yani hala doyuma ulaşmış bir süreç değil. Çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Şimdi bu Endüstri 4.0 dediğimiz teknolojik değişim ya da devrim, bu şekilde adlandıranlar da var. Bu kadar hızlı ilerliyorken bizim de bu şartlara uyum sağlamamız lazım. Yani programlama işin aslında yazılım teknolojileri, bilgi teknolojileri için aslında bu noktasında devreye giriyor. Bizim çağı yakalamamız ve buna göre kendimizi geliştirmemizle alakalı. Tabii bu noktada hani ne kadar öğreneceğiz, neyi öğreneceğiz bunları da iyi bir şekilde araştırmak lazım. Bu çok geniş bir alan. Ancak bizim konumuz Python'la ilgili olduğu için burada biraz bunu bu alanı kısıtlayacağız. Daha mikro ölçekte inceleyeceğiz. O yüzden ben daha çok Python üzerinden bu konuları değinmeye çalışacağım. Şimdi Python niye öğrenmeliyiz? Yani bir sürü programlama dili var. Yüzlerce programlama dili var. Niye C değil, Java değil, PHP değil de Python? Şimdi bunun aslında çok keskin bir cevabı yok. Yani mutlaka ilk programlama dilimiz Python olacak diye bir kaydı yok. Ama bu konuda belli bir trend var. Belli avantajları var Python'un. Biraz ondan bahsedeyim. Şimdi öncelikle Python yeni sayılabilecek bir dil. 1990'da Guido van Rossum isimli Hollandalı bilgisayar bilimci tarafından kuruldu. Ancak sade yapısı ve açık kaynak kodlu oluşu sayesinde çok geniş kitlelerce bilhassa son birkaç yıl içerisinde oldukça popüler hale geldi. Hatta bunu Özgür, mikrofonum kapandı. Şu an sesim geliyor mu? Şu an geliyor. Tamam, en son nerede kalmıştık? Yani yeni mi kapandı? Evet, bir 10 saniye falan oldu, çok olmaz. Tamam, şeyden bahsediyordum. Python neden popülerleşti, bundan evet, bahsediyordum. Aynen. Python 1990'da Guido van Rossum isimli Hollandalı bilim insanı tarafından kurulduktan sonra sade yapısı ve açık kaynak kodlu olması sayesinde çok geniş kitlelerce benimsendi ve pek çok gelişim kat etti. 2020 için Northeastern University'nin yaptığı bir araştırmaya göre şu andaki yani yakın zamandaki en popüler 10 programlama dili şu listedeki gibi. Listenin başında Python var. Onun da işte JavaScript, Java, C# gibi diller takip ediyor. Peki Python nasıl bu hale geldi? İşte biraz bahsettim. Oldukça sade bir yapısı var. Programlamaya yeni başlayan birisi, yani hiçbir şey bilmediğimizi varsayalım. Ekrana Hello World yazdıracağız, Merhaba Dünya yazdıracağız. Genellikle insanların ilk kodu Hello World oluyor. Bu noktada bazı diller bu kadar kolay, ya Python kadar kolay değil. O yüzden insanın gözünü korkutabiliyor. Bunu da hatta birazdan somut örneklerle göstereceğim. Yani İki tane aynı işe sahip kod olacak. Birisi Java'da yazılmış olacak, birisi Python'da. Ve bu ikisi arasındaki farkı daha net göreceğiz. Ama ondan önce şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi Python'u tabii övüyoruz, o avantajlarından bahsediyoruz. Ancak bu noktada teknolojik okuryazarlık açısından sıkıntılı bir nokta var. Yani herkes için değil ama bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bunlardan birisi de hani en iyi dil diye bir şey var mı? Hani bunları anlatıyoruz ama Python en iyi dildir gibi bir yanılsama olmasın. En iyi dil diye bir şey yoktur teknolojide. İhtiyaca göre dil vardır. Mesela gömülü sistemler çalışırken Python'ı, PHP ya da JavaScript kullanmak olmaz. C++ gibi dil kullanılabilir. Ya da mesela bir iOS uygulaması geliştirirken Swift, Objective-C gibi diller kullanmak gerekir. Yani yerine göre diller farklıdır. Ancak Python çok amaçlı olduğu için ve günümüzde işte yapay zeka, makine öğrenmesi,
robotik, nesneler interneti gibi çok geniş alanlarda kullanılabildiği için ve kolay bir yapısı olduğu için bu açılardan olumlu bir duruma sahip. Ve bu sayede de şu an oldukça popüler bir dil haline geldi. Bunun dışında artık yavaş yavaş hani işin teknik tarafına geçelim. Hani kolay dil diyorsun da nasıl kolay dil? Şöyle kolay dil. Mesela yani az önce belirttiğim gibi Hello World yani merhaba dünya yazmak için iki tane dil kullandım burada. Bir tanesi Java'da, bir tanesi Python'da. Şimdi bakın şu Java'da Hello World yazmamızı sağlayan, bunu ekrandan bastırmamızı sağlayan kod. Bakın işte burada bunu bilmenize gerek yok bu arada. Bunu sadece kıyas için somut bir örnek olsun diye koydum. Bakın burada işte public class'lar var. İşte çeşitli kodlar var. Yani bayağı bir uzun. Bu da işte Python'da nasıl Hello World yazacağımızı gösteren kod. Tek bir satır ve gördüğünüz gibi Hello World ifadesi ekrana bastırıldı. Bunun dışında yine programlama konusunda en çok işimize yarayan, en çok kullandığımız durumlardan birisi değişken oluşturmak. Bu da yani mesela değişken oluşturmak dediğimizde nedir? İşte A eşittir şudur. Bir sayı olabilir, bir harf, cümle olabilir. B dediğimiz işte budur gibi şeyleri biz değişken oluşturmak diyoruz. Bu işte Java'da 3 adet farklı veri tipine ait değişken oluşturduğumuz örnek bir kod. Bakın aynısını Python'da yaptığımızda yine bunun daha kısa olduğunu görüyoruz. Bu Python'un en avantaj sağlayan konularından birisi. Kısalığı, sadeliği ve performansı da aslında oldukça iyi yani bu sade yazıma göre. Bunun dışında gene biraz daha somut örnek vermek istiyorum. Şimdi bunlar kolay konularda. Ama hani daha zor konularda ne olabilir? Bunu da biraz göstermek istedim. O yüzden burada bir tık daha zor bir örnek olacak ama anlamıyorsanız da sıkıntı yok. Yani bu sadece iki dil arasındaki kolaylık farkını daha net görmemizi sağlayan bir örnek. Şimdi gene Java'da bir kod yazacağız. Bunda da bizim görevimiz şu. Şimdi diyelim ki bize bir görev verildi ve ekrandan 10 tane sayı girip bu sayıları ekrana yansıtacağız. Klavyeden 10 sayı girip bunu ekrana yansıtacağız. Ve bir de şey var. Kuralımız var. Yani bir üst sınır yok bu şeyde. Hani küçük sayılar da girebiliriz. Çok büyük. 13'sü 100, 13'sü 200 ya da daha büyük sayılar da girebiliriz. Bu konuda bir üst sınır yok. Şimdi bu kodu eğer Java'da yazmaya kalkarsak bu gireceğimiz sayı tipinin hangi veri tipine ait olduğunu kesinlikle belirtmemiz lazım. Yani bu gireceğimiz sayı bir tam sayı mı? Ondalıklı sayı mı? Yani 0.25 gibi bir sayı mı yoksa 10 gibi bir tam sayı mı? Ya da büyük yani ne kadar büyük sayı? Bunu kesinlikle belirtmemiz lazım. Bunun için Java'da ya da C++ gibi dillerde primitif veri tipleri denilen çeşitli veri tipi türleri var. Bunların da işte ekranda kapladığı çeşitli yerler var. Bunları da eğer bu dillerden birine çalışıyorsak bilmemiz lazım. Mesela ben Java'da 13100 gibi bir sayı girmek istedim diyelim. Bu sayı tipi bu primitif veri tiplerindeki en üst sınır olan long türü veri tipinin karşılayabileceğinin çok üstünde bir şey. Long tipi dediğimizde nedir? -263 ile 263 arasındaki sayıları alan veri tipi. Şimdi 13100 bunlardan çok üstte. Dolayısıyla ben Java'da bunu primitif veri tipleriyle yapamam. Mesela şurada örnek bir kodumuz var. Şu Java'nın üst long veri tipindeki en yüksek değeri. Ben bundan bir fazlasını alırsam program hata veriyor. Ki bu 13'sü 100, 13'sü 200 bunların çok çok daha ötesinde. Java'da bunu yapabilmem için, ya böyle çok büyük sayılar girmem için ayrıyeten big integer denilen bir nasıl açıklayayım bunu? Bir kütüphane diyelim. Kütüphane diye açıklayabiliriz. Bir yapı var, ayrı bir yapı var. Onu içe aktarıp bu şekilde kullanmam lazım. Java'ya hakim olanlar şu basit yapının, basit döngünün
normalden bir tık daha farklı olduğunu, zahmetli olduğunu göreceklerdir bu big integer yapısından dolayı. Ve bakın gördüğünüz gibi nispeten uzun bir kod. Peki Python'da bunu nasıl yapabiliyoruz? Herhangi bir şey içe aktarmamıza gerek yok. Python'un kendi yapısı gereği hafızasında böyle işte longmuş, integermiş bunları bize bırakmıyor. Python bunları kendi kendine hallediyor. Dolayısıyla aynı işlemi bakın ben burada çok daha kolay bir şekilde yapabiliyorum. 10 tane sayı girmemi sağlayan bir kod bu. Ve ne kadar uzun sayı girersem gireyim bakın hiçbir şekilde hata almadan ilerleyebiliyorum. Bu şekilde de olumlu tarafları var Python'un. Bu şekilde 10 tane sayı girebiliyorum ve böyle hafıza hatası almıyorum Java'da olduğu gibi. Yani ekstra bir şey bilmeme gerek yok. Bunun gibi işte örnekleri çoğaltabiliriz. Herhalde Python'un kolaylığını anlatmak açısından belli bir şey ifade etmiştir bu örnekler. Evet, şimdi yavaş yavaş Python'un asıl kısmına geçelim. Biraz daha Python'u yakından tanıyalım. Şu ana kadarki kısım işin biraz daha edebiyatıydı, kıyasıydı. Şimdi tam olarak Python'a başlıyoruz. Öncelikle Python'daki en temel komutlardan birisi print fonksiyonu dediğimiz bir şeydir. Fonksiyon da bu arada matematik fonksiyonlar gibi girdileri ve çıktıları olan yapılar deniyor programlama dillerinde. Print de Python'da en sık kullanılan fonksiyon diye tahmin ediyorum. Bu ne işe yarıyor peki? Öncelikle print yazdıktan sonra iki parantez açıyoruz, oluşturuyoruz. Ki IDE'ler zaten bunu kendileri oluşturuyor genelde. Bundan sonra içerisine çeşitli değerler yazıyoruz. Karakter dizisi, veri tipi gibi değerler yazıp bunu ekrana bastırabiliyoruz bu fonksiyon sayesinde. Mesela ilk kodumuz print merhaba dünya. Burada bunu çalıştırdığımda ekrana merhaba dünya yazması lazım. Yalnız şurada şey kapatmadığım için kernel hatası aldık. Evet, gördüğümüz gibi merhaba dünya yazısı ekrana bastırıldı. Buraya işte karakter dediğimiz şu cümleler, kelimeler gibi değerleri yazabiliriz ya da sayısal değerleri yazabiliriz. Eğer karakter dizisi kullanacaksak tek tırnak ya da çift tırnak gibi işaretlerin arasına bunu yazıyoruz ve bu şekilde ekrana bastırıyor. Eğer sayısal değer yazacaksak tırnak kullanmıyoruz. Doğrudan sayı yazıyoruz ve bu şekilde sayısal değer ekrana yansıtılmış oluyor. Bir de programlama dillerinde doğruluk değerleri dediğimiz, mantıksal değerler dediğimiz true ve false yani doğru ve yanlış gibi değerler var. Bu tarz ifadeleri de ekrana bastırmak için parantez içerisinde değil doğrudan bu true ya da false değerlerini print içerisine yazarsak onu da ekrana bastırmış şekilde görüyoruz. Bunun dışında print fonksiyonu çeşitli varyasyonları var tabii. Mesela şurada tek tırnak içerisine yazdık karakter dizimizi. Aynı sonucu çift tırnak veya 3 tane tırnak içerisinde de yazabiliyoruz. Burada olduğu gibi. Ve bakın merhaba dünya yazısı ikisinde de aynı şekilde ekrana bastırıldı. Tam burası güzel. Farklı varyasyonlar var. Peki bunların hepsi aynı şey mi? Hayır, bunlar boşuna oluşturulmuş varyasyonlar değil. Peki ne işe yarıyor bu varyasyonlar? Farkları ne? Farkları şu. Şimdi bu tırnak işareti, çift tırnak işareti sadece programlama dillerinde değil, bildiğimiz gibi yazı dilinde de kullanılan işaretler. Zaten asıl kaynağı da orasıdır. Yani programlama dilleri bunu yazı dilinden almıştır. Ve eğer biz bir cümle içerisinde tek tırnak veya çift tırnak kullanacaksak bu kullanımlar Python'da çakışmaya sebep olabiliyor. O da nasıl oluyor? Hemen örnek üstüne göstereyim. Bak mesela şurada bir cümlemiz var. Python'un en önemli özelliklerinden birisi dinamik yapısıdır diye. Python bunu şu şekilde algılıyor. Şimdi bizim kodumuzun başladığı yer şu tek tırnak. Bu tek tırnağın bittiği yer ise cümlenin sonundaki yer. Ancak Python bunu öyle bir algılıyor ki sanki cümle yani kodumuz şurada başlıyor, şurada bitiyor. Karakter dizisi olarak sadece şu ilk kısmı algılıyor.
Bundan sonrasını farklı bir şekilde algılıyor ve eğer biz bunu çalıştırırsak, bakın gördüğünüz gibi bunu doğru algılamadığı için program hata veriyor. Burada işaret çakışması oluyor yani. Peki bu hatayı gidermek için ne yapabiliriz? Birinci yöntem, bu yukarıda bahsettiğim çift tırnak ya da üç tırnak gibi farklı bir tırnak işareti kullanarak bu hatanın önüne geçebiliriz. Bakın burada çift tırnak ve üç tırnak kullandığım zaman şu kesme işareti görevinde kullanılan tek tırnakla bir işaret çakışması olmuyor. Ve bu şekilde cümlemiz doğru bir şekilde ekrana yansıtılıyor. Bu güzel. Benzer bir durum çift tırnakta da olabiliyor. Hani romanlarda vesaire işte şu şunu dedi, bu bunu dedi gibi cümleleri çift tırnak içerisinde belirtiyoruz ya. Atıyorum öyle bir cümle öyle bir cümle ekrana bastırmamız gerekmiş olsun. Şunun gibi. Böyle bir durumda kodumuz hata veriyor. Çünkü aynı işaretler kullanılıyor ve bunlar birbirleriyle çakışıyor program içerisinde. Ancak ben burada tek tırnak ve üç tırnak kullanırsam bu farklılığı giderebiliyorum. Bakın burada gayet güzel bir şekilde çalıştı. Bunun dışında bu tırnak varyasyonlarının bir görevi de şimdi her zaman biz tek bir satırda değer yazmayız ekrana, öyle değil mi? Hani yeri geldiğinde paragraflarca açıklama yazdırmamız gerekebilir. Bunun için gene print kullanırız. Yani çoğunlukla print fonksiyonu kullanırız bu tarz durumlar için. Ancak şu ana kadar dikkat ettiyseniz bakın hep tek satır üstünden çalıştık. Eğer çok satırlı bir yazıyı ekrana bastırmak istersen nasıl olacak? Çift tırnak ve tek tırnağı bu durumda kullanabilir miyim? Gelin bir deneyelim. Şurada mesela örnek birkaç film repliğimiz var. Bakın bu iki satırlık bir yazı. Ben bunu tek tırnakla ekrana bastırmaya çalıştığımda bu hata verdi. Yine başka bir yazı var burada. Çift tırnakla çalıştırmaya çalıştığında da hata verdi. Çok satırlı olduğu için. Bunun sebebi de şu. Python'da çok satırlı karakter dizilerini ekranda bastırmak için print fonksiyonu içerisinde tek tırnak veya çift tırnak kullanmayız. Bu görev 3 tırnağa verilmiştir Python'u kodlayanlar tarafından. Ve bakın burada gene benzer ifadeler çok satıra yayılmasına rağmen 3 tırnak kullandığımız için sorunsuz bir şekilde ekrana yansıtıldı. Eğer biz de çok satırlı bir yazıyı ekrana yansıtmak istiyorsak 3 tırnak kullanırız print içerisinde. Peki tek yol bu mu? Yani başka türlü bunları yapamaz mıyız? Mesela tek tırnak ya da çift tırnak içerisinde kullandığımız bir yapıyı ekrana çok satırmış gibi böyle alt alta yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Bunun içinde kaç dizileri dediğimiz bir konu var Python'da. Onları kullanabiliriz. Bu arada hızlı gidiyorsam söyleyebilirsiniz ya da sorularınız olursa onları da aktarabilirsiniz. Soruları alabiliriz aslında. Soru yok şu anda. Chat'ten belirtebilirsiniz. Evet. Yani chat'i kontrol eden arkadaşlarımız var. Oradan yardımcı olabiliriz. Yani. Tamam, bir sorun yoksa devam edelim o zaman. Devam etsem ben şey yapayım. Aynen, mikrofonlarınızı kullanarak da sorabilirsiniz bu arada. Kameralarınızı dilerseniz açarak. Tabii, sıkıntı olmaz. Şimdi kaç dizileriyle devam edelim. Kaç dizileri dediğimiz şey, şu ana kadar kullandığımız her yapıda, yani gerek çok satırlı kullanım olsun, gerek bu işaretlerin çakışma gibi durumlar olsun, kaç dizileri bu konularda bize hayati derecede kolaylık sağlıyor. Bunları kaç dizileri de yapabiliyoruz. Peki bu kaç dizileri neler? Kısaca biraz daha tanıtayım kaç dizilerini. Şurada tanım var. Bunlar çoğunlukla karakter dizileriyle beraber kullanılan ve çeşitli değerleri ekrana bastırırken bize kolaylık sağlayan çeşitli diziler. Bunlardan 3 tanesi çok sık kullanılıyor. Başka türleri de vardı eskiden. Şu an Python'un son sürümlerinde bu kaldırıldı mı bilmiyorum. Ancak güncel olarak kullanılan 3 tane kaç dizisi var. Bunlardan bir tanesi ters taksim işaret dediğimiz şu işaret. Bu işaret önüne geldiği değeri geçersiz kılıyor. Bu geçersiz kılma da nedir? Mesela yukarıda işaretleri çakışan kodlar hata vermişti ya. İşte eğer biz
bir kod içerisinde aynı işaretleri kullanacaksak ters taksim ile bu olumsuzluk yaratan diziyi etkisiz hale getirebiliyoruz. Mesela şurada gene ünlü bir film repliği olan Altar'ın oğlu Tarkan mı ifadesini ekrana yansıtıyor diyelim. Bakın burada aynı işaretleri kullanmama rağmen, yani tek tırnak işareti kullanmama rağmen herhangi bir hata almadım. Bunun sebebi de şu. Önce cümleyi yazdım. Daha sonra şu olumsuzluk çıkaran kesme işaretinin hemen ardına ters taksim işaretini getirdim. Bu ters taksim işareti şu kesme işaretini Python sentaksını yani Python program dizimini bozacak, şu yukarıdaki hatayı engelleyecek şekilde etkisiz hale getirdi ve Python bu işareti print fonksiyonu bir uzantısı gibi değil, herhangi bir karakter dizisi olarak algıladı. Bu sayede bakın ne şu ters taksim işareti ekrana yansıdı ne de bu kesme işareti cümleyi bozup hataya sebep oldu. Benzer bir durum burada çift tırnak içinde var. Bakın şurada iki tane çift tırnağımız var. Ve ben bunların önüne taksim işareti getirdiğim zaman bunlar herhangi bir karakter dizisi olarak algılanıyor ve ekrana sorunsuz bir şekilde yansıyor. Bu da bunları iyi öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü zaman zaman çok işimize yarıyorlar. Bunun dışında bir diğer kaçış dizisi yeni satır işareti ters taksim N şeklinde yazılıyor. New line demek bu arada. Yeni satır yani tam olarak. Bu yeni satır işaretini de şu amaçla kullanıyoruz. Mesela bir dizemiz var elimizde. Kısa dizeler. Şurada olduğu gibi. Bunları ben 3 tırnakla ya da ayrı ayrı print fonksiyonları ile ekrana bastırmak istemiyorum da tek bir hücre içerisinde yazıp bunları ekrana bastırmak istiyorum diyelim. Tek bir satır içerisinde. Bu durumda yeni satır işaretini kullanabilirim. Bu yeni satır dizisi kullanıldıktan sonra önüne gelen cümleyi aşağı atıyor. Yani bir alt satır atıyor. Mesela şurada kodumuz klasik bir şekilde başlıyor. Ters taksim ne? Yani yeni satır kaçış dizisini yazıyoruz. Daha sonra şu gelen kısım bir alt satıra geçiyor. Daha sonra bir yeni satır işareti daha kullanıyoruz. Kaçış dizisi daha kullanıyoruz. Ardından şu kısım alt satıra geçiyor ve bu şekilde devam ediyor. Ve bakın bunları kullandığımızda gördüğünüz gibi tek bir print fonksiyon içerisinde yazdığımız değerler alt alta sıralanmış oldu. Diğer varyasyonları kullanmak daha pratik bir yöntem olan yeni satır kaçış dizisini kullanarak güzel bir sonuç elde ettik. Bunun dışında diğer ikisi kadar sık kullanılmasa da bir kaçış dizimiz daha var. Tab komutu. Bu klavyedeki tab tuşuyla aynı işlevi yapıyor. Ve karakterleri hizalamaya yarıyor. Yani bu kaçış dizisini kullandıktan sonra karakter dizimiz 8 boşluk sağa kayıyor. Mesela şurada bir örneğimiz var. Bu örnekte şunu yapıyoruz. Önce Java değerini giriyoruz. Daha sonra yeni satır kaçış dizisini kullanarak bundan sonra gelen karakter dizisini alt satıra atıyoruz. Ve tab işaretini, tab komutunu kullandığımızda bundan sonra gelen değer 8 satır sağa kayıyor. Ve benzer işlemleri bir sonraki değer olan PHP içinde yaptığımızda bakın şu tab satırını, tab komutunu kullandığımız değerler 8 boşluk bırakıldıktan sonra sağ hizalanıyor ve bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bunlar print fonksiyonunun ya da onunla alakalı olarak kullanılan yapıların belli başlı unsurlarıydı. Daha bunun gibi pek çok yardımcı unsur var print fonksiyonunu kullanabileceğimiz. Onların da belli bir kısmını burada göreceğiz. Ancak ondan öncesinde değişken tanımlamayı biraz anlatmak istiyorum. Özgür, sen buraya başlamadan iki tane soru var. Ben de onları tabii sorayım. Öncelikle Beyza Eren arkadaşımız sormuş. Kaçış dizilerinin teriminin İngilizcesi nedir? Escape sequence. Tamam, teşekkür ediyoruz. Hı hı.
de Kaan Erbakan arkadaşımız sormuş. Jupyter Notebook üzerinde istediğim satırlara highlighter atabiliyor muyum? Yani hani önemli gördüğü yerleri belirtmek için. Öyle bir özelliğimiz var mı? Var. Bunun için yalnız kaynak dosyanın elinizde olması lazım. Yani mesela şuna tıkladığımda benzer şeyleri görebilirsiniz. Jupyter Notebook böyle hani matematiksel ifadeleri, özel sembolleri yazmamızı sağlayan LaTeX diliyle işte internette ve frontend tasarımı yapmamızı sağlayan HTML ve CSS uyum, CSS tam bilmiyorum ama HTML uyumlu bir ortam. Orada yapabildiğimiz işlerin çoğunu burada da yapabiliyoruz. Yani tasarım konusunda o şekilde bilgi verebilirim. Başka soru var mı? Başka soru yok. Devam edelim. Tamam. O zaman değişken tanımlamadan devam ediyorum. Şimdi değişken tanımlamadan yukarıda aslında biraz bahsetmiştik. Değişken tanımlama dediğimiz şey hani matematikte x eşittir şudur, y eşittir budur gibi işlemler yapabiliyoruz ya. Değişken tanımlama bunun program versiyonu aslında. Yani bir değişken adı belirliyoruz. X, Y, Z, ne bileyim Ali, Veli, her neyse bir isim belirliyoruz. Eşittir ibaresini koyuyoruz. Onun sağ tarafında belirlediğimiz veri tipi değere o değişkenin değeri olmuş oluyor artık. Tabii bunun içinde çeşitli kurallar var. Yani çok katı kurallar değil ama değişken isimleri de hani böyle çok kafamıza göre yapabileceğimiz şeyler değil. Belli kuralları var. Bir de genel geçer kabuller var. Mesela Python'da çalışırken genelde küçük harfle başlayan isimler kullanılır değişken adlarında. Bunun haricinde kafa karıştırmaması için değişkenlerin biraz açıklayıcı olması lazımdır. Mesela siz bir kod yazacaksınız. Ancak bu kod sadece size kalmayacak. Bir proje diyelim mesela biriyle paylaşacaksınız vesaire. Ve terimler var diyelim. İşte atıyorum logaritma, ne bileyim trigonometri, böyle matematiksel terimler var ya da işte veri tabanına ait çeşitli kategorik başlıklar var. Atıyorum fiyattır, markadır. Bu tarz değerler var. Siz bu tarz değerleri çok karışık bir şekilde isimlendirirseniz değişken olarak onu sonradan inceleyecek kişi bunu anlayamayabilir. O yüzden ya açıklayıcı ifadeler kullanmamız lazım ya da çeşitli kısaltmalar falan kullanıyorsak onu yorum satırı olarak belirtmemiz lazım. Yorum komutlarını da aşağıda göreceğiz bu arada. Ne olduğunu bilmiyorsanız sıkıntı yok. Bu genel geçer kurallardan birisi. Bir de Python'un sentaksını bozan kati kurallar var. Yani siz bunlara uymazsanız az önce saydığım şeylere program hata vermez. Ama mesela değişken adı olarak ünlem, işte diyez, dolar gibi özel karakterler kullanırsak, özel karakterler, semboller kullanırsak başlangıcında program burada hata verecektir. Ya da rakamla başlarsak program hata verecektir. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. Onun dışında değişken isimleri case sensitive'dir. Yani büyük küçük harf duyarlıdır. Mesela büyük A diye bir değişken belirlerseniz, daha sonra küçük A diye bir değişken, ayrı bir değişken belirlerseniz, bunlar bilgisayarın hafızasında farklı yerler kaplar. Buna da dikkat etmemiz lazım. Peki bu kuralları öğrendikten sonra değişken nasıl atıyoruz? Şu şekilde. Değişken ismini belirliyoruz. Daha sonra yanına işte tam sayı, ondalıklı sayı, karakter dizisi, mantıksal ifadeler gibi çeşitli değerler atayabiliyoruz. Bunu Java'da C'de olduğu gibi özel olarak belirtmemize gerek yok hangi veri tipidir diye. Python bunu otomatik olarak kendisi algılıyor. Bu yeni başlayanlar için çok kullanışlı, güzel bir durum. Bu işin çoğunu Python yapıyor. Bize de onun keyfini sürmek kalıyor. Daha sonra işte mesela bunları ekrana bastırmak istersek değişken tanımladıktan sonra onun türünden bağımsız olarak doğrudan değişkenin ismini yazıyoruz. Öyle yaptığımızda bakın bu değişken değerleri hemen ekrana bastırılıyor. Eğer bunu tırnak işareti içerisinde yazarsak farklı şekilde algılar Python. Mesela şurada B diye bir değişkenimiz var ya. Ben bunu print fonksiyonu içerisinde doğrudan yazmayıp tırnak işareti içerisinde yazarsam bakın B'nin değeri olan 0.005'i bastırmadı. Ayrı bir karakter listesi olan B'yi bastırdı. Burada
dikkat etmemiz lazım. Çok sık yapılan bir hata değil ama hani başlangıçta olabiliyor. Bakın. Diğerleri de doğrudan bastırdığımızda bu şekilde ekrana yansıyor. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Rakamla başlamaz dedik ama hani rakamla başlamaz derken neyi kastediyoruz? Hani burada bin yazısı var mesela, o birle başlıyor. Hayır, değişken ismi. Mesela 10A diye bir değişken. Yani değişken ismini. Tamam. Bakın hata verdi. Tamam, teşekkürler. Bu sentaks dediğimiz şey programlama dillerinin gramer kuralı gibi bir şey. Kod yazım kuralı. Böyle katı kurallar var. Yani sentaks en ufak bir esnekliği kabul etmiyor. Hemen hata veriyor. Bu da onlardan birisi. Bakın şurada bir sayıyla başladığımızda program hata verdi. Bundan bahsediyordu. Yani değişken ismi sayıyla başlamaz. Değeri değil. Anlaşılabilir mi? Evet, teşekkürler. Tamamdır. Bu arada gene sorunuz olursa bu şekilde sorabilirsiniz. Chatten yazabilirsiniz. Ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii. Yukarıda fonksiyonları olan değerler için önüne ters taksim koyduğumuzda onun değerini yok saydığımızı, işlevsiz hale getirdiğimizi söylemiştik. Burada bir değişken atadık ve bu değişken aslında bir fonksiyon gibi işlev görüyor. Örneğin a eşittir 0,005. Ben evet. A'nın önüne yine taksim koyarsam print yazarken onu yok saymış mı olurum? Hayır. Dediğimi istiyorsanız program hata vermesi lazım burada. Burada geçer sayıyor dediğim şey karakterdesinin hani aynı işaretler oluyor diye. Hı hı. Onları geçer sayıyor. Her şeyi geçer saymıyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şey ederim. Tamam. Başka soru yoksa gene değişken atamalardan devam ediyoruz. Hani şimdi yukarıda bir örnekten bahsetmiştim ya, Java'da böyle değişken atarken uzun uzun kodlar yazıyorduk. Python'un esnek taraflarından bir tanesi de şu. Kaç tane değişken atarsak atayalım. Eğer tek bir sayı, tek bir satıra sığıyorsa böyle tek bir satıra değişkenleri yazıp böyle alt alta yazmak yerine tek bir satırda da değişken değerlerini belirleyebiliyoruz. Şurada olduğu gibi. Burada dikkat etmemiz gereken kısım soldaki değişken sayısı ile sağdaki değişken değeri sayısının aynı olması lazım. Mesela burada 3 değişken ismi var. Sağda 3 tane ayrı değer var. Böyle olursa, bunlar eşit olursa değerlerimizi böyle tek satırda da atayabiliyoruz. Veri tipinden yine bağımsız olarak. Python bunu otomatik aldı diyor. Mesela burada bir tam sayı, bir ondalıklı sayı, bir de karakter dizisi var. Bu şekilde yaptığımızda düzgün bir şekilde yine ekrana bastırdı. Öteki türlü olsa, yani bir eşitsizlik olsa hata verirdi. Bunun dışında bir değişken tanımladık diyelim. Bunu bir cümle içerisinde kullanacağız. Yani değişkenin diğerini cümle içerisinde kullanacağız. Onu da şöyle yapabiliyoruz. Yine burada Star Wars'tan bir film repliği var. Değişken değerimiz Anakin. İşte cümlemiz bu. Burada ben şu cümleden sonra değişken değerimizi kullanmak istiyorum diyelim. Bu şekilde bir kullanım yaptığımda bakın. Bir şey ekrana yansıdı. Yani değişken değerimiz ekrana yansıdı. Ama bir sıkıntı oldu. Dikkatli bakarsanız görürsünüz. Bakın ben şurada hiçbir boşluk kullanmadım. Yani ground kelimesinden sonra ve ünlem işaretinden önce herhangi bir boşluk yok ama karşıma şöyle bir boşluk çıktı. Bu şimdi bir hata mı yoksa bu durum ne? Bunu da bilmemiz lazım. Print fonksiyonunun şu ana kadar bahsetmediğimiz bir özelliği daha var. Bunlar da fonksiyon içerisinde görünmeyen parametreleri. Parametre ne? Bunu da açıklayayım. Bu esnada bir fonksiyonu daha tanıtayım size. Help fonksiyonu. Bu da oldukça kullanışlı bir fonksiyon. Mesela bir sürü fonksiyondur, işte özel yapıdır. Python'da bir sürü bu tarz unsur var. Ve ben bunların hepsini bilmiyorum diyelim. Yani bilmemiz de mümkün değil zaten hemen hemen hepsini. Bir konuda Python'un bize destek olmasını istiyoruz. O komutu, fonksiyonu her neyse açıklamasını istiyoruz. Help fonksiyonu bu işe yarıyor. Mesela ben print fonksiyonunu bilmiyorum diyelim. Ya da bazı özelliklerini bilmiyorum diyelim. Bunun içerisine fonksiyonu parantezsiz bir şekilde yazıyorum. Ve Enter'a tıkladığımda bakın bana burada Python kısa bir açıklama veriyor. Burada da bir sürü unsur var. Bunlar ne? İşte bakın şu kısım
aslında parametreler dediğimiz yardımcı unsurlar, fonksiyonun yardımcı unsurları. Bunların da çeşitli görevleri var. Ve bunlar biz belirtmediğimiz sürece görünmüyor. Yani aslında Python içerisinde şu sep dediğimiz, end dediğimiz, file ve flush dediğimiz parametreler aktif olarak kullanılıyor. Bu yukarıdaki durumun sebebi de sep parametresinin görevi. Sep, separator kelimesinin kısaltılmışı, yani ayrıcı demek. Bunun görevi şu, otomatik tanımlı olursa separator, yani sep parametresi, şuradaki ayrık değerler arasında bir karakter boşluk bırakıyor. Ayrık dediğim de şu, mesela şurada bir ifade var, daha sonra virgül koyuyoruz, başka bir ifade daha yazıyoruz. Sonra gene virgül koyuyoruz, başka bir ifade daha yazıyoruz. Bu virgülle ayırdığımız şeyler ayrık ifadeler. Separator'ın, yani sep parametresinin otomatik tanımlı görevi de bu ayrık ifadeler arasına bir boşluk yer bırakma. Bunun sebebi o. Ama ben bunu istemiyorum diyelim. Bu durumda sep fonksiyonunu burada ayrıca belirtiyorum. Şu asıl kısmı bittikten sonra bir virgül koyup sep yazıyorum. Ve daha sonra otomatik tanımlı olan şu bir karakterlik boşluğu siliyorum ve bakın bu şekilde yazarsam şurada özel bir boşluk oluşturdum. Burada oluşturmadım. Grant'tan sonra kendi oluşturduğum boşluk geliyor. Ancak Anakin kelimesinden sonra burada herhangi bir boşluk olmuyor şeye kadar. Ünleme kadar ve bakın ünlem artık birleşik yazıldı. Eğer şurada Grant kelimesinden sonra boşluk bırakmasaydım şu kısımla birleşik yazılacaktı gibi. Separator'ın görevi bu. Bunun dışında gene kullanışlı bir parametre olan end parametresi var. Bu da şu işe yarıyor. Bunu özel olarak belirtmezsek bir satır aşağıya kaydırıyor değerleri. Hani ayrı ayrı iki print yazdığımızda, iki print komutu yazdığımızda ya da daha fazla yazdığımızda şurada olduğu gibi hep alt altta sıralanıyor ya. Bunun sebebi de end parametresinin şu yukarıda belirttiğimiz alt satır kaçı dizisi tanımlı olmasıdır. End parametresinin otomatik tanımı budur. Bunun sayesinde bir sonraki ifade alt satırdan başlar. Ancak ben bunu farklı bir şekilde kullanmak istersem end'i şöyle boşluksuz bir şekilde yapabilirim. Ve bu sayede bakın ayrı ayrı iki print kullanmama rağmen şu İkinci kısım bir alt satırdan başlamadı, tek satırdan başladı. Bu da gayet kullanışlı bir parametre. Şurada yazan diğer iki parametre şu an için bilmemize gerek yok. Bunlar daha çok dosya işlemleriyle ilgili. O konuya da geleceğiz. Lazım olduğunda bu konuları orada da tekrarlayacağız. Ama şu an için bilmemize gerek yok. End ve SEP'i bilmemiz şimdilik yeterli. Bu arada hani zaman kontrolü yapan arkadaşlar da... Saat 10 var 8'e. İstersen ara verebiliriz yani sana da. Biraz geç başladık ya. İsterseniz bir 5 dakika daha devam edelim. Yani diğer arkadaşlar için de uygun olursa. Uygun mudur? Hani bir sıkıntı olacaksa söyleyebilirsiniz. Yoksa devam edelim. Her şey de uygundur. Tamam bir 5. Bir şey daha sorabilir miyim? Yeni şey geçmeden. Peki print hani hepsini ayrı ayrı komutta yazdık ya. Yukarıda D1, D2, D3 yazarken. Hepsini hani birden yazamaz mıyız? D1, D2, D3 print komutunu bir komut olarak yazamaz mıyız? Bu yazarız. Birinci durum. Bir de şey sormak istiyorum. Hani hepsi birden göründü ya. Hani sırayla birincisi önce, sonra ikincisi, sonra üçüncüsü olarak. Nasıl buradaki mi? Evet. Yani şöyle sıradan kastımız hani önce D1 yazdık, D2 yazdık, D3 yazdık. Ondan dolayı. Mesela şurada D2, D1 şeklini yazsaydık bakın sıralama değişecekti. Bundan mı bahsediyorsun? Yok, hayır. Ekranda belirmesi, ekranda yanması yani. Ekrana yansıması. Olarak. Şu mu? Mesela ilk önce bir rakamı geldikten sonra daha sonra işte 0.0.0.1 daha sonra harf. Şu şekilde o da sırayla alıyor. Önce ilk değerleri eşliyor. Mesela D1 soldaki ilk değişken. Onu sağdaki ilk değişkene eşitliyor. 1000'e, şey 10.000'e. Daha sonra ikinci değişkene geçiyor. D2'ye. Daha sonra ikinci değere geçiyor.
0.01 atıyor. Anlatabildim mi? Sıradan giderek. Dediğim bu değildi ama o zaman şey sorayım. Hani hepsine print, 3 tane print komutu yazdık ya. Hı-hı. Hepsini bir komuta nasıl yazarız diye. Deneyelim. Şu şekil yazabiliyoruz. Aralarında virgül bırakarak. Ya da işte karakter dizisi olarak kullanmak isterseniz de bu şekilde bir şey yapabiliyorsunuz. Kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer soruyu anlayamadım. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Tam başka zaman yine sorarım onu. Tabii. Şu an zaman az diye çok şey yapmak istemiyorum. Tabii. Ama hani şey zamanla böyle kullanarak ya da Stack Overflow gibi sitelerden de öyle programlama hatalarının çözümlerinin olduğu sitelerden de yararlanabilirsiniz. O zaman başka soru yoksa konulara devam ediyorum. Şimdi ara vermeden önce şu operatörlere kadar hemen hızlıca anlatayım. Print fonksiyonu birlikte sıkça kullandığımız bir fonksiyon daha var. Format fonksiyonu. Bu karakter dizilerini biçimlendirme amacıyla kullanılıyor. Mesela ben yukarıda hani böyle virgül kullanarak ayrık ifadeler kullandım ya. Benzer bir ifadeyi format fonksiyonu ile kullanabiliyorum. Bunu kullanım şöyle. Gene bir değişken adı oluşturuyorum. Değişken değeri tanımlıyorum. Daha sonra print fonksiyonu içerisine asıl ifadeyi yazıp değişken değerini kullanılacağı yer olan bir tane bölüm ayırıyorum. Bunu da bu işte süslü parantezler ile belirtiyorum. Bizim bu karakter dizimiz şu süslü parantez içerisinde ekrana yansıtılacak. Bunu oluşturduktan sonra tırnak işaretinin bittiği yere bir tane nokta koyup format fonksiyonunun adını format fonksiyonu yazıyorum. Format fonksiyonu içerisinde değişken adını yazdığımda bakın bu değişken değeri şu süslü parantez içerisinde belirttiğim yerde ekrana yansımış oldu. Formatta bunun gibi pek çok değer kullanabilirim. Burada önemli olan bu değer sayıları kadar print fonksiyon içerisine süslü parantez getirmek. Eğer bunu değişken olarak da kullanabilirim ya da şöyle ayrıca karakter dizisi sayı gibi değerler olarak da kullanabilirim. Eğer değişken yerine doğrudan bir veri tipi kullanacaksam bunun kuralları da hani print fonksiyonunun içerisine karakter dizisi nasıl yazıyorsak tırnak işareti içerisinde olduğu gibi. Yani bunun kuralı da değişken olarak kullanmadığımız zaman print fonksiyonuyla aynı. Örneğin şurada ben bir tane karakter dizisi belirtmek istiyorum diyelim. Bu karakter dizisinin değerini format fonksiyonu içerisinde tek tırnak, çift tırnak içerisinde belirtiyorum. O ekranı bu şekilde yansıtıyor. Eğer sayı ya da bir doğruluk değeri belirtiyorsam da doğrudan o değeri yazıyorum. Ve bu şekilde ekrana yansıyor. Bunun dışında... Bir soru evet. Daha var. Bir tabii. Onu ileteyim. Yahya arkadaşım sormuş. Mesela A eşittir. D1, D2, D3 diyebilir miyiz? Yani peki sadece A yazdığımızda bu 3'ü de çıkar mı demiş. Yani benim anladığım hani tek bilinmeyene birden çok değer atama gibi. Öyle yani bir şey şöyle, yapabilir miyiz? Hani bu bilgisayar mimarisiyle alakalı bununla şu şekilde oluyor. A eşittir D1, D2, D3 dersek hafızada onu doğru şekilde tutamaz. Hani tek bir şöyle bir değişkenler aynı değerleri alabilir. Mesela 10 değerini pek çok değişkene atayabilirsin. Tam tersi. A eşittir mesela 11,12. Hı hı. Ama siz bir değişkene bu biraz da aslında fonksiyondaki kurallara benziyor. Yani mesela A eşittir 10, 20, 30 derseniz bu şekilde atar. Ama bunun hani şimdi bunu tam açıklayamıyorum. Bunun sebebi de şu. Mesela biraz bu derste de bahsedeceğiz. Mesela Python'da kimlik operatörleri dediğimiz unsurlar var. Bizim atadığımız her değer hafızada ayrı bir şekilde yer tutuyor. Bu değer atamalarında biraz durum değişik olabiliyor. Ona şimdi değinmeyelim istersen. Biraz karışık bir konu. Mesela ileride değineceksin yani. Tamam, buna ileride değinelim. Şimdi
şu şekilde atayabiliyoruz. Bunu şimdilik o şekilde bilelim. Ancak farklı durumlarda hafızada farklı şekilde yer kapladığı için sıkıntı olabiliyor. Ona şimdilik değinmeyelim. Ama hani A eşittir 10, 20, 30 gibi bir değer belirtirseniz burada muhtemelen en son değeri alacaktır. Şunu da kontrol edelim mesela. Evet, bu şekilde almadı. Bu farklı bir veri tipi aldı gördüğünüz gibi. Bir soru daha var. Tabii. Rüstem Mert Çakır arkadaşım sormuş. Formatta fazladan yazarsak peki hata mı veriyor yoksa ilk iki değeri mi alıyor sadece demiş. Eğer süslü parantez belirtmeyi fazladan değer kullanırsak ekrana yansımıyor. Teşekkürler. Rica ederim. Benzer, o zaman devam ediyorum. Benzer bir durum f-string denilen yapıyla da yapılabilir. Yani format fonksiyonu hemen hemen aynısı. Ancak aradaki fark kullanım farkı. Yani hani burada işte süslü parantez açıp nokta format diye içerisinde değerleri yazıyorduk ya. Burada ise karakter dizisinin işte print fonksiyonunun en soluna f sayısı f karakterini yazıyoruz. Daha sonra bu tırnak işaretleri içerisinde değişken denini kullanmak istediğimiz yere süslü parantez yazıp değişken ismini yazıyoruz. Ve bu şekilde yaptığımızda bakın gene formattaki haline benzer bir şekilde karşımıza çıktı. Gene benzer olarak hani birden çok değer olursa süslü parantez ve o değişken ismini karakter dizisi içerisinde yazıp kullanabiliriz. Şimdi diğer önemli fonksiyonumuz da type. Burayı biraz hızlı geçeceğim. Hani demiştim ya Java'da işte C'de program değişken atarken bunların veri tiplerini bilmemiz gerekiyor diye. Python bunu otomatik yapıyor diye. Python bunu otomatik yapıyor ancak bize kontrol mekanizması için yardımcı araçlar da sunuyor. Bunlardan birisi type fonksiyonu. Mesela biz bir değişkene değer atıyoruz. Onun ne olduğunu bilmiyoruz diyelim. Bunları atadıktan sonra hangi değişkenin hangi veri tipine ait olduğunu kontrol etmek için type fonksiyonu kullanabiliyoruz. Type fonksiyonu içerisine değişken ismini yazdığımızda Python bu değerleri hafızada nasıl tutuyorsa bakın o şekilde ekrana yansıtıyor. Tam sayı, ondalıklı sayı, string vesaire gibi. Bir diğer yardımcı fonksiyon len fonksiyonu. Len fonksiyonu da bir uyumlu bir veri tipinin uzunluğunu ekrana yansıtıyor. Bununla ilgili hani çeşitli veri tipleri var. Hepsini şu an görmedik. Gördüğümüz kadarından örnek vereyim. Mesela şurada bir karakter dizisi var. Ben bunu bir değişkenin içerisine yerleştirdim. Yani bir değişkeni bu değere göre oluşturdum. Len fonksiyonu içerisinde bu değişkenin adını yazarsam bana bunun kaç karakterden oluştuğunu söylüyor. Şu aradaki boşluklarda dahil. Ancak sayısal bir değerde bunu oluşturursam, yani kullanmaya çalışırsam bakın hata veriyor. Bunun sebebi de iterasyon dediğimiz bir kavram var. Ona da ileride değineceğiz. Sayılar bu tarz değerler olmadığı için burada hata veriyor program. Ama şimdilik hani onun ne olduğunu bilmenize gerek yok. Sadece kulak aşinalığı olması açısından söylüyorum. Bunun dışında ara vermeden önce 3 kaç tane bakıyorum. 2 tane daha 3 tane daha fonksiyonumuz var. Onları da kısaca değineyim. Dönüşüm fonksiyonlarımız var Python'da. Bunlar da şu. Bir veri tipi tanımlıyoruz. Ancak onu başka bir veri tipine dönüştürmek istiyoruz diyelim. Mesela bir karakter dizisini, 100 diye bir karakter dizisini tam sayıya dönüştürmek istiyorum. Ve onun üstünden matematiksel işlemler yapmak istiyorum diyelim. Bu tarz ifadeleri işte bu dönüşüm fonksiyonları ile yapıyoruz. Mesela şurada bir sayısal değerim var, tam sayı değeri. Bunu kontrol için type fonksiyonunu kullanacağım. Eğer ben bu sayısal değeri karakter dizisini çevirirsem str yani string ifadesini kısaltılmış olan bu fonksiyonu kullanabiliyorum. Ve bakın bu değişimi gerçekleştirdikten sonra görüyorum ki ilk değerim integer. İkinci değerim ise bunun tam sayı hali. Düzeltiyorum. Karakter dizisi hali yani string hali. Bu dönüşüm başarılı bir şekilde gerçekleşmiş gibi görünüyor. Eğer bir ondalıklı sayıyı veya 1, 2, 3, 4 gibi sayısal değer içeren bir yapıyı
karakter dizisini tam sayı dönüştürmek istersem bu sefer de integer fonksiyonu kullanıyorum. Integer fonksiyonunun karakter dizisi kullanılmış şu şekilde. Burada bakın sayısal değerler var ya, bunun dönüşümü sağlanabiliyor. Hani burada harf vesaire olsaydı onu istediğimiz şekilde dönüştüremeyecekti. Ancak bunu dönüştürebiliyor karakter dizisinden tam sayıya. Ondalıklı bir sayıyı tam sayıya dönüştürüyor isek bu da şu anlama geliyor. Tam sayıya dönüştürdüğümüz değerlerin noktadan sonraki kısmı ekrana yansıtılmıyor. Sadece noktadan önceki tam kısmı ekrana yansıtılıyor. Bu şekilde bir dönüşüm oluyor. Matematikte de bununla ilgili tam sayı fonksiyonu var. Hatta kapalı parantezlerle görülüyor, gösteriliyor. Onun aynısı. Ve bakın bu şekilde yaptığımızda şu artık bilgisayarın hafızasında bakın karakter dizisiyken tam sayı olarak yansıyor artık. Bu ondalık sayı ise 3.14 iken artık 3 olarak ekrana yansıtılıyor. Yani bilgisayarın hafızasında o şekilde yer kaplıyor. Benzer bir şekilde float diğerini de tam sayı ifade eden bir değeri ya da o benzer bir görevdeki karakter dizisini ondalık sayıya dönüştürmek için kullanıyoruz. Bu sefer de bakın tam sayı fonksiyonun aksine noktadan sonra çeşitli rakamlar geldi. Sıfırlar geldi. Bu şekilde de bunları bilgisayar hafızasında ondalıklı sayı olarak tutmuş olduk. Şimdi başka bir soru yoksa isterseniz 5 dakika ara verelim. Soru var mı? Chat'te göremiyorum şu anda yok. Tamam. Birisi ses az geliyor demiş. Seste bir sıkıntım var. Bende yok problem ya. Yani başka birinde var mı problem? Problem olan varsa belirtebilir. Bir soru geldi bu arada. Onu sorayım mı? Tabii. String ifade ondalıklı yazılmış ise de dönüştürülür mü float ile? Şimdi yani deneyelim. Mesela şunu 3.14 yapalım. Dönüştürdüm. Sıkıntı yok. Yani yalnız burada hani hangi noktayı kullanacağınız önemli. Python sentaksında ondalıklı sayılar işte sayı nokta sayı sayı diye gidiyor. Eğer burada atıyorum virgül kullanırsak onu dönüştüremiyor olması lazım. Evet bakın virgül kullanırsak hata verdi. Yani sayı nokta sayı diye kullanırsak olabiliyor. Teşekkürler. Tamamdır. O zaman 5 dakika ara verelim. Şu an sizde saat kaç bilmiyorum. Bende 20.02 görünüyor. 5 dakika sonra devam ederiz. 5 dakika sonra o zaman tekrardan görüşmek üzere. Formu atacaktınız. Evet, bir form paylaşacağız. Yoklama formu olacak. Chat'te paylaşılacak arkadaşlar onu doldurursunuz. Şimdi paylaşacağım ben yoklama formunu. Tamamdır, başlayayım mı? İstersen paylaşılsın da öyle başla. Ama tamam, sen öyle yapalım. Hani onu doldursun biraz. Tamam. O zaman arkadaşlar paylaşınca belirsin. Ondan sonra devam ederiz. Paylaştım yoklama formunu. Form dersin sonunda kapanacak. Şimdiden isterseniz doldurabilirsiniz. İstersen başlayabiliriz Özgür. Tamamdır. O zaman tamam yavaştan başlayalım. Şimdi atama operatörleriyle devam ediyoruz. Bir Python'da saniye. Form açılmıyor deniyor da. Açılmıyor mu? Bende açılmıştı ama ben kontrol ettim. Bende de açıldı. Yanıtlar gelmeye başlamış ama. Şu an açık görünüyor. Tekrar deneseniz açılmayan arkadaşlar. Yarı yarıya galiba birkaç kişi de açılmamış daha.
Bazen tarayıcı ile alakalı olabilir. Başka bir tarayıcıdan denesiniz, evet. Faydalı olabilir. Ben Opera kullanıyorum. Opera'da açıldı, bir problem yok. İsterseniz aynen Opera'dan deneyebilirsiniz. Chrome'dan. Opera Google hesabına girmedi değil mi? Anonim girdi. Anonim girdi, evet. Zaten sonra... Chrome'dan da açtı. Evet. Tarayıcı başka bir tarayıcıdan denerseniz arkadaşlar. Devam edebilirsiniz sen istersen. Tamam, genel bir sorun değilse ben devam edeyim o zaman. Kolay gelsin. Tamam, teşekkürler. Bazı fonksiyonlardan bahsetmiştik aradan önce. Şimdi fonksiyonlara biraz ara veriyoruz. Temel fonksiyonlara. Operatör dediğimiz çeşitli otomatizasyon kaynakları var Python'da. Bunlar işte belli değerleri otomatik hale getirip yeni değerler elde etmemizi sağlayan yardımcı unsurlar. Bu operatörlerin çoğunu aslında günlük hayattan tanıyoruz. Yani bunlar tamamen programlamayla Python'la alakalı şeyler değil. Mesela bunlardan ilki aritmetik operatörler. Aritmetik operatörlerin büyük bir kısmını günlük hayatta kullanıyoruz. Bunlar işte dört temel işlem en yakından tanıdığımız. İşte toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Şu işaretlerle kullanılıyorlar. Yine çok ayrı gösterimleri yok. Bunun haricinde aritmetik operatörlerle ilgili üs alma, taban bölmesi ve bir sayının bir sayı bölümünden kalanı bulma şeklinde ifade edebileceğimiz modülüs işareti var. Bunlar biraz farklı gelebilir bize. Üs almayı iki tane yıldız işaretiyle yapıyoruz. Modülüs kullanımını şu işaretiyle yapıyoruz, yani yüzde işaretiyle. Taban bölme dediğimiz şey ise iki tane yan çizgiyle yapıyoruz. Şimdi bunlardan toplama çıkarma zaten bildiğimiz işler. Bununla ilgili bir sorun yoktur. Bu şekilde çeşitli değerler elde ediyoruz. Üs alma işlemi ise solda taban değeri, sağda ise üs değerini yapıyoruz. Yani şu iki üssü 5 demek. Bir şekilde işte 32 sayısını elde edebiliyoruz ya da farklı kullanımlarda farklı değerler elde edebiliyoruz. Modülüs işaret dediğimiz şeyi bir daha açıklayayım. Bir sayının bir sayıya bölümü. Yani mesela şurada 77 modülüs 5 değeri, 77 sayısının 5'e bölümünden kalanı bul anlamına geliyor. Bunun kalanı da, yani 77 bölü 5'ten kalan değer de 2 olduğu için ekranı bu şekilde yansıtıyor. Ya da mesela 9 bölü 2'nin kalanı 1 olduğu için burada ekrana 1 yansıyor gibi. Taban bölme dediğimiz şey ise aslında hani bu bir sayının bir sayı bölümünün tam kısmını al gibi bir göreve sahip, anlama sahip. Mesela 60 bölü 7 bize normalde bir ondalıklı sayı vermesi gerekirken bu taban bölme istediğimiz şeyle onun tam kısmını alıyoruz. Gene benzer olarak, yani 22 bölü 3 bir ondalıklı sayı vermesi gerekirken burada onun tam kısmını alıyoruz gibi. Taban bölme istediğimiz şey bu. Aritmetik operatörler genel yapısıyla bu şekildeydi. Bunun dışında atama operatörleri dediğimiz benzer yapılar daha var. Bu da şu demek. Aritmetik operatörlerde kullandığımız işaretlerin yanına bir eşittir ibaresi koyduğumuzda bu mevcut değerin üstüne kendisinin yanı sıra bizim belirlediğimiz bir değer daha ekliyor. Bu da örnek üstünde şu şekilde gösterebiliriz. Mesela x eşittir 10 dediğimiz zaman bunu atama operatörleriyle birlikte kullanırsak, yani x artı eşittir 5 şu ifadeyle aynı. X eşittir x artı 5. Bu ifadeyle aynı. Yani kendi değerinin üstüne 5 ekliyor. Dolayısıyla ne oluyor? Mesela 10 iken 15 oluyor. Bakın bu şekilde bir değer elde etmiş olduk. Mesela y eşittir 2
deyip bunu atama operatörüyle birlikte kullanırsak bu şu anlamı gelecek. Y eşittir. Y çarpı 2. Yani kendi değerini 3 ile çarpıyoruz. 2 iken 2 çarpı 3 eşittir 6 oluyor ve bakın bu şekilde ekrana yansımış oluyor. Bu arada şu diyezin diyez yorum komutu diye geçiyor Python'da. Diyezden sonra yazdığımız unsurlar programı herhangi bir şekilde etkilemiyor. Ekrana da yansımıyor. Programın sentaksını da bozmuyor. Sadece bize burada bir hatırlatıcı olarak gözüküyor. Başka bunun bir etkisi olmuyor programa. Bunu da birazdan daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bu iki operatörün dışında yani atama operatörleri ve aritmetik operatörlerin dışında bir diğer operatör çeşidi kıyas operatörleri. Bu da genelde mantıksal işlemlerde kullandığımız yani programlamada mantıksal işlemler dediğimiz yapılarda kullandığımız unsurlar. Eşittir, eşit değildir, büyüktür, küçüktür gibi yapılar. Yani bunları matematikte de çok sık kullanıyorduk. Programlamadaki farkı biraz da işaretleri farklı olabiliyor. Onun dışında kıyas olarak aynı görevi görüyorlar. Bunun da örneklerine geçelim. Şimdi örneklerine geçmek için bir operatör çeşidini daha bilmemiz lazım. Bool operatörleri. Bu bool operatörü dediğim şeyler aslında hani mantıktaki doğrudur, yanlıştır gibi değerler vardı ya onlar. Bu değerler yani bir ifade doğruysa true olarak geçiyor bilgisayarın hafızasında. Değilse false diye geçiyor. Bunun kıyaslarını da, bunun kontrollerini de şu kıyas operatörleriyle gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bunun örneklerine geçelim. Burada mesela x eşittir 100 dedik. Eğer ben bunu doğruluk olarak kontrol etmek istersem atama operatörü olan tek eşittir ifadesinden farklı olarak çift eşittir ifadesi kullanıyorum ve şöyle bir ifade kullandığım zaman bu 100 eşit midir sorusuna denk geliyor. Bunu yaptığımda da bakın true diye bir değer elde ediyorum. Bu da şu demek. X'in değeri gerçekten 100 ve bilgisayar hafızasında bu şekilde yer alıyor. Mesela şurada 100 değerini 100 değeri üzerinden X'e atama yapmıştık ya. Eğer X eşittir 10 mudur diye sorarsam bakın false de, yani yanlış cevabını alıyorum. Bunlar çeşitli unsurlarda mesela döngü kurmada, mantıksal işlemler yapmada vesaire oldukça sık kullandığımız çok önemli unsurlar. Ve basit de yani bunun herhangi bir sıkıntısı olacağını sanmıyorum kavramada. Mesela x eşit değildir 10 dersek gene düz mantıkla da bunu değerini hemen tahmin edebiliriz. X 100 değeri sahip ve ona eşit olmadığı için burada doğru çıktısını alıyoruz. Gene mesela şurada y ve z diye iki yeni değişken belirliyoruz. Y 10 değerine eşit, z 20 değerine eşit. Bu ikisi birbirine eşit mi diye sorguladığında bakın false cevabını alıyorum. Ya da y büyük z, y küçük z, küçük eşit z gibi mantıksal ifadeler kullandığımızda, işlemler kullandığımda bunlara göre çeşitli doğruluk ya da yanlışlık değerlerini alıyorum. Bool operatörlerin kullanımı, kıyas operatörüyle birlikte kullanımı kısaca bu şekilde. Bunun dışında mantıksal operatörler dediğimiz ve gene matematikteki mantık derslerinden aşina olabileceğimiz ve veya değil gibi doğruluk tabloları var. Eğer mantıksal operatörler üstünden işlem yapacaksak bunları belli bir ölçüde bilmemiz lazım. Yani mesela doğru ve doğru değerinin mantıksal karşılığı nedir? Doğru veya yanlış değerinin mantıksal karşılığı nedir? Bunları belli ölçüde bilmemiz lazım ki sorular kısmında ona da değineceğim. Ancak burada kısaca şu örnekler üstünden gidelim. Mesela burada A1, B2 değerine eşit. A hem 1'e hem 2'ye eşittir diye şöyle bir bütünleşik örnek yaptığımızda bakın doğru cevabını alıyoruz. Mesela A sıfıra eşit değildir ve B eksi birden büyüktür diyeni kullandığımızda gene doğru değerini alıyoruz. Çünkü A sıfırdan büyük
İlk sonucu karşıladık. İkincisinde b eksi 1'den büyük. Bu da doğru. Çünkü a'nın b'nin değeri 2. Bunu da karşıladık. İki değer de doğru olunca doğru, yani doğru ve doğru mantıksal tabloda doğru değerini verdiği için böyle bir değer elde ettik. Buna bakalım. Burada da a 1'den büyük, doğru. Veya b 0'dan küçük. Bu yanlış. Gene mantık bilgisini kullanırsak doğru veya yanlış ifadesi doğruya eşit olduğu için Python bize doğru değerini verdi. Gene işte burada benzer yapılar var. Bunları da bu şekilde değerlendirdiğimizde çeşitli değerler elde edebiliyoruz. Burada işte dediğim gibi o mantık tablolarını bilirsek bu yapıları da rahatlıkla halledebiliriz. Burada son olarak bir de değil, yani not ifadesine değineyim. Not bir doğruluk değerinin tersini alıyordu. Yani bizim bir değerimiz doğruysa onu yanlış yapıyordu. Yanlışsa doğru. Burada da mesela 5, işte b 5'ten küçük müdür diye bir bakalım. 2 5'ten küçüktür. Bunun değeri doğru. Bunun değerini aldığımızda false işaretin false değerini yansıtıyor Python. Ve bu şekilde de bunun ne işe yaradığını görmüş oluyoruz. Bunun dışında çok kısa değineceğim buralara. Çünkü sık kullanılmayan operatörler bunlar. Yani ileri seviyelerde kullanılıyorlar. Bizim eğitimimizin biraz dışında kalan konularda. Ama kulak dolgunluğu olsun diye ekledim. Aitlik operatörü dediğimiz şey, bu arada in kısmı kullanılıyor. Ama kimlik operatörleri çok sık kullanılmıyor. Aitlik operatörü dediğim şey in komutu. Bu komut belli bir değerin, belli bir veri tipinin başka bir veri tipi içerisinde yer alıp almadığını kontrol ediyor. Mesela şurada kelime diye bir değişkenimiz var, değerimiz var. K in veri dersem bu kelimenin içerisinde K var mı diye, K harfi var mı diye kontrol ediyor ve bakın true değerini alıyorum. Z var mı diye kontrol edersem bakın yanlış değerini aldım çünkü burada Z yok. Gene benzer olarak len fonksiyonundaki duruma benzer olarak bu aitlik operatörünü sayılarda kullanamıyorum. Çünkü sayılar iteratif yapılar değil. Eğer kullanmaya çalışırsam da bakın bu şekilde hata alıyorum. Bunun dışında kimlik operatörleri var. Bunu çok sık kullanmayacağımız için eğitimde hızlı geçeceğim. Hani demiştim ya her değişken bilgisayar hafızasında belli bir yer kaplıyor. Ve bu yer özel bir yer. Ve sayılarla ifade edilebilen kimliklere sahipler. Hani bizim nasıl vatandaşlık kimlik numaralarımız var gerçek hayatta. Ve sanal hayatta da programlama dillerinde oluşturduğumuz değişken değerlerinin kimlik değerleri var. Ve bunlar bilgisayar hafızasında nerede hangi değeri aldığını gösteriyor. Mesela şurada kelime eşittir ABCD diye bir değişken oluşturursam bu bilgisayarda şu şekilde bir yer kaplıyormuş. Bilgisayarda kapladığı yerin kimlik numarası buymuş. Eğer şu şekilde bir değişken oluşturursam bunun değeri de buymuş. ID fonksiyonu bize bu değişkenlerin hafızada kapladığı yere ait kimlik değerlerini veriyor. Kısaca bu şekilde bahsedebiliriz. Özgür, bir soru vardı. Soruyu iletebilir miyim? Tabii. Peki burada K'nin nerede olduğunu da bulabiliyor muyuz? String içindeki konumundan bahsediyoruz. Bulabiliyoruz yalnız onun konusu burada değil. Bunu karakter dizilerinde ve diğer işte liste, demet gibi veri tiplerinde anlatacağım. O yüzden buna şimdilik detaylı cevap vermiyorum. Ancak bulunabiliyor. Oğuzhan Yılmaz yani arkadaşımız sormuş. Teşekkürler. Tabii. Başka soru var mı? Evet, başka soru. Buyur. Tamam. Bu arada Ali Talip sen gene zaman kontrolünü yap da. Hı hı. Ben de tamam. Tamam. Bir sıkıntı olursa söylersin. Şimdi gene hayati öneme sahip bir konuyla devam edelim. Koşullu ifadeler. Koşullu ifadeler bizim programlama hayatımız boyunca her yerde karşımıza çıkacak oldukça önemli bir konu. Zamanım yettiğince elimden geldiğince bunu ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü çok fazla yerde geçiyor. Çok önemli. Peki koşullu ifade dediğimiz şey ne? Kaba taslak bir tanımla belirtirsek
ve bizim programlama dilleri içerisinde karar mekanizmaları oluşturmamızı sağlayan unsurlar koşul ifadeler diye geçiyor. Bu zaten çoğu programlama dilinde de hemen hemen aynı şekilde ifade ediliyor. En fazla hani bir iki ekstra ifade olabilir. Yani mesela burada if, else ve elif diye üç ayrı koşullu ifademiz var. Bunlar hemen hemen her programlama dilinde benzer şekilde geçiyor. Python'dakine gelecek olursak if deyimi en temel karar verme unsuru. Eğer zaten Türkçesi bunun. Hani eğer şöyle olursa böyle yap. Eğer böyle olmazsa şöyle yap gibi ifadelerde if deyimini kullanıyoruz. Mesela bu arada bunu şu an belirtmedim de aşağıda belirteceğim. Ancak kısaca açıklayayım. Input diye bir fonksiyonumuz var. Hani şu ana kadar bütün ifadeleri biz belli hücrelerin içerisinde kendimiz belirttik ya programı yazan kişi olarak. Eğer kullanıcıdan bilgi istersek input fonksiyonunu kullanıyoruz ve input fonksiyonu sayesinde kullanıcının girdiği değerler üstünden işlem yapabiliyoruz. Burada kullanıcıdan isteyeceğimiz iki tane sayısal değer var, değişken var. Çünkü bakın burada önce input fonksiyonunda bir değer alıyoruz klavyeden. Daha sonra bunu integer fonksiyonuyla tam sayı dönüştürüyoruz. Ve bu şekilde tam sayılar üstündeki bütün işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu iki değer üstünden. Burada kullanıcıdan önce iki tane değer istiyoruz. İki tane tam sayı değer istiyoruz. Ve bunu büyüklük küçüklük olarak kıyaslayacağız. Yani hangi sayı daha büyük şeklinde ya da bu sayılar eşit mi? İşte burada if ifadelerini kullanıyoruz. Eğer sayı 1 sayı 2'den büyükse ilk sayı ikinci sayıdan büyüktür diye bir karşılık alıyoruz. Eğer sayı 1 sayı 2'den küçükse ikinci sayı daha büyüktür diye bir karşılık alıyoruz. Eğer bunlar eşitse sayılar eşittir diye bir karşılık alıyoruz. Mesela 50'ye 30 diye iki ayrı sayı belirtirsem bakın ilk sayı ikinci sayıdan büyük olduğu için şöyle bir karşılık aldım. Bu sefer de ikinci sayı daha büyük olsun mesela 50-100 diye 50-100 diye sayılar girdiğinde bakın şu ikinci koşul sağlandığı için ikinci sayı ilk sayıdan büyüktür diye bir karşılık aldım. Bir de eşit sayılar gireyim. Bakın bu kez de sayılar eşittir diye bir karşılık aldım. İşte bu karar mekanizmalarını if ile gerçekleştirebiliyoruz. Bunların ne olacağını da yukarıda öğrendiğimiz çeşitli operatörler vasıtasıyla sağlayabiliyoruz. Burada mesela o operatörleri kullandık. Büyüktür, küçüktür, eşittir gibi. Bir soru sorabilir miyim acaba? Tabii. Kodda yukarı az bir şey çıkarabilirseniz orada soracağım. Bu input fonksiyonlarını integer fonksiyonun içerisinde aldık ya. Integer fonksiyonun içerisinde almadan direkt sayı 1 eşittir input ilk sayı şeklinde yapsaydık. Karakter dizisi olarak algılardı. Kod hata verirdi. Anladım. Anlatabildim değil mi? Hani uygulamalı da gösterebilirim. Olur, uygulamalı olursa daha güzel olur. Tabii. Şimdi input'u herhangi bir dönüşüm fonksiyonu ile kullanmazsak bunun otomatik değeri karakter dizisidir, string'dir yani. Şimdi string'ler üstünden de böyle aritmatik işlemler yapamadığımız için yanlış bir ifade olması lazım. Burada bakıyorum. Şu an için doğru bir değer verdi. Bir daha deneyelim. Burada tam düşündüğüm değeri vermedi ama bir de tip olarak kontrol edelim. Yani normalde input fonksiyonundan girdiğimiz değerlerin karşılıklarının karakter dizisi olması lazım. Bakın gördüğünüz gibi eğer integer dönüşümü yapmadan bu sayıları girersek string olarak algılıyor. Hani burada mesela bakın şurada ilk sayı 100, ikinci sayı 50 oldu ya ama mantıksal olarak yanlış bir sonuç verdi. İkinci sayı ilk sayıdan büyüktür diye. Çünkü bunları muhtemelen uzunluk olarak algıladı. Karakter dizisi uzunluğu olarak bu 3 karakter ilk sayı dediğimiz yer, ikinci sayı dediğimiz yer 2 karakter. Bunu o şekilde değerlendirdiği için bakın yanlış bir sonuç verdi. O yüzden burada bu gerekli dönüşümlerin
yapılması lazım. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Çok teşekkür ederim. Mesela doğru örnek üstünden de gösterelim. Bakın bu sefer integer diye yazdık. Şimdi kontrol edelim. Bakın artık bunlar integer diye geçiyor. Tam bizim istediğimiz şekilde ve kıyas olarak da doğru sonucu verdi. Bu şekilde bir öneme sahip bu dönüşümler. Özgür, bir soru daha var. Tabii. Melek arkadaşımız sormuş. Sayıları aynı sırada görebilir miyiz diye. Nasıl? Sayıları aynı sırada. Yani yan yana, hani ilk sayının yanına 150, ben öyle anladım. Daha da açıklayabilirsin istersen. Yani şöyle, sayı 1 eşittir 100 hemen şu şekilde diyor galiba. Ben öyle anladım. Yani aynen. Şu şekilde mi demek istiyor arkadaşımız? Ben de öyle anladım. Yani farklı bir şeyse. Evet, yani aynen. Bunu sağlayan kullanımlar var. Ancak burada hani ayrı ayrı girmemiz gerekiyor. Yoksa bakın hata veriyor. Bunu iki ayrı sayı olarak algıladığı için. Ama mesela liste üreteşleri denilen bir yöntem var. Ona da ileriki konularda değineceğiz. Öyle bir unsur kullansaydık yan yana da gidebilirdik. Ya da sayı 1 eşittir. Sayı 1 virgül sayı 2 eşittir. Input şunları da yan yana alabilirdik ama hani bunu daha sağlıklı yöntemi liste üreteşleri, onu da ileride değineceğiz. Şimdilik böyle ayrı ayrı girmek daha sağlıklı. Başka soru yoksa devam ediyorum. Aynen, devam. Tamam. Şimdi şu ana kadar sadece burada şunu sileyim, orijinal kod kalsın. Şu ana kadar mantıksal ifadelerden sadece if'i işledik. Else'in ne olduğuna gelirsek de else de değil gibi bir anlama sahip. Yani eğer şöyleyse bunu yap, değil ise bunu yap gibi. Hani mesela bir adres sorarken eğer işte camiyi görürsen sola dön, görmezsen birine sor. İşte oradaki görmezsen kısmı else. Bunu da işte şu şekilde yapabiliyoruz. Mesela bir tane değişkenimiz var. Ben bunun hangi veri tipine ait olduğunu ekrana bastırmak istiyorum diyelim mesela. Bunun için de bir karar mekanizması oluşturacağım. Değişkenimi atıyorum. Bu artık bir string oldu Python hafızasında. Eğer diyorum if değişkenin tür veri tipi karakter dizisi ise, bu arada type'ın içerisine karakter dizisi ihtiva edecek bir unsur yazarsam o karakter dizisi olarak algılanıyor. Yani şu aslında bir karakter dizisi demek. Eğer değişken değeri karakter dizisi ise ekrana karakter dizisi yazdır. Değilse karakter dizisi değil de. İşte else bu anlama geliyor. Şimdi burada bakın bir karakter dizisine sahip olduğumuz için ekrana karakter dizisi diye bastırdı. Ama mesela burada bir tam sayı alsaydım, bakın karakter dizisi değil diye bunu ekrana yansıtacaktım. Else'in temel görevi bu şekilde. Bir de elif diye bir deyimimiz var. Bu da else if demek. Şimdi burada biraz kafa karışabilir. Bunu da anlatayım. Şimdi if ve else varken neden else if diye ek bir yapıya daha gerek duyulmuş. Sadece if ve else'den oluşan karar mekanizmaları kuramaz mıyız? Şimdi çeşitli durumlarda, yani çoğu durumda kuramayız. Bunun sebebi de şu. Yine örnek üstünden anlatacağım. Mesela ben buradan bir kişinin yaşını girmesini istiyorum. Bunun yetişkin olup olmadığını anlamak için. Burada kullanıcıdan yaş bilgisini istiyorum. O artık yaş her neyse onu girecek. Eğer 18'den büyük ise ya da 18 yaşına eşit ise yetişkin. 18 yaşından küçük ise yetişkin değil. Eğer yanlış bir karakter girerse geçersiz işlem diye de bunu özel olarak belirteceğim. Şimdi şu örnek üstünden geçersek mesela kullanıcımız 25 yaşında olsun. Burada iki tane uyarı aldım. Diyor ki yetişkin, tamam burası doğru. Bir de işlem geçersiz. İşlem geçersiz değil, ben hani kullanıcının yaş statüsünü öğrendim. Niye bu çıktı? Bunun sebebi de şu. İfler ve elifler farklı yapılarda çalışır. İfler karar mekanizmalarını bağımsız olarak ele alır. Bu ne demek? Yani burada şu ilk değer ayrı olarak değerlendirilir if'te.
18 yaşından büyükse ona göre bir doğruluk değeri oluşturur. 18 yaşından küçükse gene birbirinden ayrı olarak ona göre bir değer oluşturur. Ancak elif kullanırsam bunlar artık birbirinden bağımsız çalışmaz. Birbirleriyle bağlantılı çalışır. Yani önce 18 yaşında mı değil mi diye onu kontrol eder. Daha sonra eğer elif kullanırsak üstteki değere bağlı olarak 18 yaşında olup olmadığını kontrol eder. Ve bunların dışında bir değer varsa else ifadesinde bunu belirtir ve bakın üstteki durumun aynısı. Sadece birbirinden bağımsız çalışan iki if ifadesi yerine birbirleriyle alakalı olduğunu göstermek için elif ifadesini yani else if ifadesini kullandım. Böyle bir durumda bakın 25 deyince şu ikinci işlemi hesaba katmadı. Doğrudan yetişkinsin dedi ve bu geçersiz işlemi ekrana yansıtmadı. Elif'in görevi de kısaca bu şekilde. Özgür, iki tane soru var. Tamam, soruları geçeyim. Nehir Güner arkadaşımız demiş ki else ifadesini yalnız if ifadesiyle birlikte mi kullanabiliyoruz? Bir de tekrarlar mısın? Else ifadesini yalnızca if ifadesiyle birlikte mi kullanıyoruz? Hayır, bu örnekte de var. Yani sadece else. Yani sadece else mesela kullanabiliyor muyuz sadece else? Hayır. Yani? Önce if kullanmamız lazım. Çünkü hani else kullanabilmek için kıyaslayacak bir şey olması lazım. Onu da ya sadece if, önce if ile yapabiliriz ya da sonra işte if, elif gibi yapılarla kullanabiliriz. Ama else tek başına kullanamıyoruz. Yani kıyaslayacağı bir doğru mantıksal değer oluşturması lazım. Tek koşul olmaması gerekiyor diyorsun. Evet. İkinci soru Kaan Erbakan'dan gelmiş. Elif bir nevi else if'e bağlanmamızı sağlıyor. Doğru muyum demiş. Yani kısaltması gibi diyebiliriz. Üstteki doğruluk değeriyle bağlantılı olarak yeni bir doğruluk değeri oluşturuyor. Yani birbirleriyle bağlı. Ayrı ayrı değerlendirme. Teşekkür ederiz. Başka soru var mı? Şu anlık yok. Tamam. Var, pardon, bir tane geldi hemen. Hatta iki tane geldi. Tabii. Şimdi demiş ki if yaş büyüktür 18 yetişkin, elif yaş küçüktür 25 yetişkin değil desek ne olur diye bir şey gelmiş. Bir dene istersen. Yani. Deneyim. Yetişkin. Yani bunu şey hani ne oluyor? Şimdi bunun mantığını tam kuramadım. Kusura bakmayın ya. Bu şey, şimdi mantıksal ifadeleri de şöyle, çok acayip şekillerde kurabiliriz ama bilgisayar bunu yanlış anlayabilir. Eğer mantıksal mekanizmaları bilgisayar yanlış anlarsa, bug dediğimiz, programda hata vermeyen ancak istediğimiz sonucu elde etmemizi engelleyen mantıksal hatalar olabiliyor. Program, yani kodla alakalı hatalar olabiliyor. O yüzden buna da dikkat etmemiz lazım. Mesela şurada olduğu gibi. Burada mesela program görüntüde çalışıyor ama tam istediğimiz değeri vermiyor. Yanlış ekstra çalışıyor. Ekstra bir hata yani programsal bir hata değil de mantıksal bir hata veriyor. İşte buna bug deniyor. Hani oyun oynayanlar falan duymuşlardır. İşte oyunda bug var, şöyle oluyor, böyle oluyor gibi. Bu tarz durumlar genelde bu yanlış karar mekanizmalarından oluşuyor. O yüzden hani o mantığı iyi kurmak lazım. Onu belirteyim şimdilik. Başka bir soru daha var. Bunu bu arada Melis arkadaşım sormuştu. Betül Aydın arkadaşımız sormuş. 3 değişkenli bir şey yazmak istesem, örneğin 18'den küçükse şu, 18-25 arası için şu, 25'ten büyük için şu şeklinde. 3. için yine elif mi kullanacağız? Onu örnek üstünden göstereyim. Şimdi çok değişkenli yani 2'den fazla değişken kullanacaksak karar mekanizmalarında şu tarz aralıklar oluşturabiliyoruz. Python'da bunun için çeşitli yöntemler var. Ya böyle matematiksel bir aralık oluşturabiliyoruz. Aritmetik ve kıyaslama operatörleriyle. Ya da AND ve OR gibi yapılarla, burada o örnek var mı bilmiyorum. Ya da şöyle AND ve OR gibi yapılarla mantıksal bağlamlar kurabiliyoruz. Bu duruma göre değişiyor. Ben peki bir şey sorayım. Ben galiba Tabii. soruyu algıladım. Hani
else'i kullanmak zorunda mıyız yani, hani şeyde bir if diye başladığımız bir durumda, hani atıyorum 3 tane koşul var diyelim. 3 koşulda if, else if, else if deyip de bırakabilir miyiz yani elif, elif şöyle diye. Eğer koşullar birbiriyle bağlantılıysa if, elif, else kullanabiliriz. Koşullar birbirinden bağımsızsa tamamen if'lerden oluşan bir yapıda kullanabiliriz. Şimdi else'i konuda... bitirmek zorunda mıyız bir if? Hayır. Onu soruyorum. Duruma göre ben öyle bir şey algıladım. Ondan sordum. Tamam. Mesela burada hani sadece şey de diyebiliriz. If yaş büyük 18'dir deriz. Mesela şunu hatta yorum bloğu içerisine alayım. Mesela sadece kodun şu kısmı da program olarak doğru. Mesela burada sadece bu şartı sağlayan bir ifade yazdığımızda diyor ki eğer yaş 18'den büyük ise ya da buna eşit ise yetişkin yazdır. Bu şartı sağlarsa yetişkin diye bir şey çıkıyor. Eğer bu şartı sağlamayan herhangi bir şey yazarsak bu sefer hiçbir şey çıkarmıyor. Dediğim gibi bu duruma göre değişen bir şey. Yani somut örnek üstünden gitmek daha mantıklı bir konu. Çünkü çok fazla karar mekanizması var. Ve bir anda insanın aklına örnek gelmeyebiliyor. Onu hani zamanla oturtuyoruz, öyle söyleyeyim. Bir şey daha geldi, onu da tabii sorayım. Şu anda Elif'in çalışıp geçersiz işlem çıktısını vermesi için nasıl bir değer verebiliriz? Uygulama olarak gösterebilir misiniz? Bu kodda mı? Muhtemelen o koddur, aynı. Ne yapabiliriz? Mesela bu aslında hani o açıdan çok sağlıklı bir kod değil. Ben bunu şey için oluşturdum. Mantıksal yapıyı göstermek için oluşturdum. Burada girdiğimiz değer otomatik olarak tam sayıya dönüşüyor. Burada mantığı doğru şekilde otursaydık hata yakalama diye bir konu var. Onu şu an için bilmiyoruz ama burada mesela ben hata yakalama ile daha o dediğiniz düzgün hataları kullanabilirdim. Mesela burada sayıya dönüştürülemeyen bir değer kullandığımda Python value error diye bir hata verdi. Eğer biz burada hata yakalama konusunu bilseydik, ben burada else'den sonra bir tane hata yakalama kodu yazardım. Ve bu value error yerine kendi belirleyeceğim bir hatayı ya da hata mesajını yayınlardım. Öyle bir durumda bu geçersiz işlem ifadesini verirdi. Ancak şu an biz bunu bilmediğimiz için bunu yapamıyorum. Ancak hata yakalama konusunu gördüğümüzde şu tarz bir değer girdiğimizde else'den sonra kendi belirttiğimiz bir mesajı yazabileceğiz. Bu ilerleyen konularda yapılabiliyor. Bu örnek üstünden şu an aklıma gelmiyor doğrudan hani geçersiz işlem mesajı yazdıracak bir şey. Aynı arkadaşımız şey demiş. Ben evet, de isim yazdım ve error aldım, o yüzden sordum diye de eklemiş. Yani isim şimdi yazmış muhtemelen. Yaşınız günü kısmı hani şimdi, aynen integer yerine. İsim tam sayı dönüştürülemediği için ondan dolayı bir hata almışsınızdır. Bir soru daha var. Tabii. Bir saniye. İbrahim Çetin arkadaşımız sormuş. Direkt harfle yazsak geçersiz verir değil mi demiş. Daha demin cevap olmuş oldu birazdan. Yani şeye dönüştüremediği için yine hata alıyoruz. Ben de bir soru sorabilir miyim? Tabii. Burada şimdi integer'ı kaldırsaydık, sadece input girseydik yukarıda yaş, yaş yerinde. O zaman tabii, yaşımızı girdiğimiz yere mesela bir harf girdiğimizde, string girdiğimizde else çalışır mıydı? Yani mantıksal mekanizma sayısal değerler üstünden oluştuğu için ya hata verirdi ya da program yanlış çalışırdı. Üstte hani biraz önce izlediyseniz hangi örnekti? Şurada da mantıksal hatalar oldu ya. Ya program hata verirdi ya da hani burada tek bir tane tek condition olduğu için hani acaba olabilir mi diye. Mesela tamamen sayısal değerler üstünden kıyas yaptığı için bakın bir burada integer fonksiyonunu kaldırdık. Karakter dizisi girdik. Bunu bu yapıyı mantıksal mekanizmaya oturtamadığı için hata verdi. Type error diye. Bu hata anladım, konularında hata yakalamada göreceğiz. Hangisi neye hata veriyor diye. Hata yaklama kısmına daha çok üstüne geçeceksin değil mi? Evet. Hata yakalamada galiba bir sonraki dersteydi. Okey. Yani. Teşekkür ederiz. Başka soru var mı? Şu anlık yok. Tamam o zaman. Yorum komutlarıyla devam ediyorum. Bu arada ne kadar zamanımız kaldı? Bakıyorum. Yaklaşık bir 5-10 dakikamız daha var. Sorulara muhtemelen geçemeyiz o zaman. Şöyle yapalım. Zaten iki
kısa başlık kaldı. Bir tanesi yorum komutları. Bunlara da biraz değindik. Yorum komutu dediğimiz şey, programda mesela biz bir açıklama yazmak istiyoruz diyelim ama bunun ne ekran çıktısına ne de programa sentaksına aykırı bir durum olmamasını istiyoruz. Hani karalama gibi düşünebilirsiniz. Program içerisinde karalama yapmak istiyoruz. İşte bu durumda yorum komutları dediğimiz iki tane temel unsur var. Bir tanesi, yukarıda da kullanmıştık aslında, DS işareti şu. DS işaretinden sonra yazdığımız değerler programda ne ekrana yansıtılıyor ne de programa hata verdirecek yapılar oluşturuyor. Mesela ben şurada D1 eşittir 1000 diyorum. Bir tane açıklama yazıyorum. Burada bir tam sayı tanımlıyoruz diye. Bunu ekrana bastırdığında bakın hiçbir şey çıkmadı. Bu yorum işaretine dair. Ya da mesela çok uzun paragraflarca açıklama yapmak istiyorum diyelim. Bu durumda da gene bir başka yorum bloğu olan 3 tırnağı kullanabiliyorum. Şeyden de buna aşinayız yani print'te. Print'te de işte orada çok satırlı işlemleri yapmamızı sağlıyordu. Ancak ekrana bastırıyordu. Burada ise ekrana bastırmıyor print'te kullanmadığımız için. Sadece bizim açıklamamızı bu ekran, bu işte bizim kodumuzun üstünde tutuyor. Ancak ne yapıyı bozuyor ne de bakın ekrana yansıtıyor. İşte yorum bloklarını, yorum komutlarını bu şekilde kullanıyoruz. Özgür, bir önceki konu hakkında bir soru vardı. İki string ifadeyi karşılaştırabilir miyiz demiş Murat Arıcan arkadaşım. Evet, hatta evet. Şurada bir örnek de yapmıştın sanırım. Ya tam olarak onun istediği şey olmayabilir. Mesela şurada string üstünden bir kıyaslama yaptık. Veri tipine ait olup olmadığını. Mesela şey yapabiliriz. Şimdiye kadar öğrendiklerimizden iki string'in uzunluğunu kıyaslayabiliriz. Eğer şu uzunsa şu değişken uzundur, kısaysa şu değişken kısadır gibi. Şimdi fazla zamanımız kalmadığı için ona değinmeyeyim ama benzer bir şekilde yapabilirsiniz yani. Len fonksiyonu kullanarak uzunlukları kıyaslayabiliriz. Şimdiye kadar gördüğümüz kısımda onları yapabiliriz. İleride de mesela indeksler üstünden çalışmalar yapabiliriz. Hani indeks dediğinde şu. Mesela şu an karakter dizisi girmiş miyim ona bakıyorum. Ha, mesela şurada Mars diye bir karakter var ya. Atıyorum bunun ilk harfi M mi değil mi gibi o tarz kıyaslamalar yapabiliriz. Daha bunun gibi pek çok şey var. Ama hani genel itibariyle karakter dizileri üstünde pek çok mantıksal işlem yapabiliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim. Çoğumuz belki bunu kullanmayacak ama yapay zekanın alt dallarından birisi olan Natural Language Processing yani doğal dil işleme diye bir durum var. Doğal dil işleme büyük ölçüde bu karakter dizileri üstündeki kıyaslara dayanan çok geniş bir alan. Yani bambaşka bir alan, bu karakter dizisi kıyaslama bambaşka bir alan doğuruyor mesela, o kadar geniş. Bu internetteki chatbotlar, işte mesela Siri gibi yapay zeka uygulamaları genellikle bu yapılar üstünden çalışıyor. Yani çok geniş bir alan aslında. Başka soru yoksa devam ediyorum. Şu an devam edelim. Tamam. Input fonksiyonu da açıkladık aslında. Hani klavyeden değer girmemizi sağlıyordu. Burada bir iki örnek daha göstereyim. Mesela burada integer fonksiyonu kullanmadık. Bu girdiğimiz bir karakter dizisi olarak ekrana yansıtacak. Şöyle rastgele bir şeyler giriyorum. Bunu ekrana yansıtıyor. Burada ne girersem gireyim karakter dizisi olarak algılayacak. Ancak bunu input'a bu input fonksiyonunu integer yani bir dönüşüm fonksiyonu kurarsam gireceğim karakterler matematiksel işlemler üzerinden değerlendirebiliyor. Mesela ben burada iki sayının değerini ekrana bastırmak istiyorum diyelim. Önce bunları tam sayı dönüştürüyorum. Daha sonra şu kodun ikinci kısmında bunların toplamını format ile ekrana yansıtabiliyorum. Bu şekilde olduğu gibi. Bu konunun soruları bu şekildeydi. Ali Terp, hiç baktığınız var mı? Şu an 8 var 9'a. Yaklaşık 3 dakikamız falan var. 3 veya 5 dakika. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada 20 tane soru var. Bunların hepsini şimdi yapamayız ama. Soruları ulaştırma şansımız var mı? Bunları notlarını paylaştık zaten. Ha, tamam.
Kaggle üstünden paylaşmıştım. Her ders öncesinde paylaşacağım. Sorular da olacak. Burada hepsinin çözümü var. Açıklayabildiğim kadını derslerde açıklayacağım. Yoksa şöyle kısa bir soru var. Tabii. Soruyu Kaan sormuş. Input default olarak string üzerinden çalışıyor. Yani biz evet. integer ile sayıya çevirmeliyiz. Yani evet. Yani sayısal bir işlem yapmak istiyorsa klavyeden girdiğimiz yere girdiğimiz yerin sayıya dönüştürebilir bir şey olması lazım. Mesela 10 gibi, 20 gibi. Eğer orada harftir, noktalama işareti onları yazarsak Python bunu tam sayıya dönüştüremediği için hata veriyor. Bunu o yüzden kullanıyoruz. Benim de bir sorum olacak tabii. Şimdi notları paylaşacak mısınız diye soracaktım ama siz herhalde paylaşmışsınız zaten. WhatsApp gruplarında paylaşıldı. Eğer iki tamam. WhatsApp grubu var. Benim kontrolünü ben yapıyorum. Oradan paylaştım. Diğer arkadaşlarım da paylaşmış. Birinden de ben paylaşmıştım. Tamam. Tekrar atabilir misin? Bunların hepsi internette var. Tamam. Bir daha atarsanız sevinirim çünkü ben geç kalktım. Evet. Ondan olabilir. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi çok vaktimiz yok da o zaman ben soruların üstünden nasıl yapabilirsiniz? Yani nasıl çalışılabilir? Sonra da ona göstereyim. Burada 20 tane temel soru var. Burada zor soru sorduğumu hatırlamıyorum. Yani şu anki bilgileri biraz oturttuktan sonra buradakileri rahatlıkla çözebilirsiniz. Burada ekstradan belirtmem gereken bir şey var mı? Ona bakayım kısaca. Kalan zamanımızda onları çözelim. Şunlar aslında kolay sorular. Yani karakter dizileri üstünden işlemler yapmak. Şurada 3 farklı print varyasyonuyla merhaba dünya yazdırıyoruz. Bir sıkıntısı yok. Burada bu sonraki iki soruda kaç dizilerini kullanarak çeşitli hataları önleyebiliyoruz ya da farklı noktalama işaretleri kullanarak konunun başlangıcında bahsettiğimiz işaret çakışmasını engelleyebiliyoruz. Burada temel olarak onlar sorulmuş. Burada da işte yine işin estetik tarafıyla ilgili, hizalama tarafıyla ilgili birkaç basit ifade var. Bunda da çok spesifik durum yok. Burada işte yorum bloklarının kullanımına dair gene herhangi bir şey yok. Burada format değerleri nasıl kullanılıyor? Onlar var. Şu soruya biraz değinebiliriz eğer ekstra bir soru yoksa. Var mı şu an ekstra bir soru? Bir tane daha soru var. Integer özel bir string türü diyebilir miyiz? Demiş. Hayır. Tanımlama. Yani sen daha iyi şey yaparsın. Tamamen ayrı. Hani şurada type fonksiyonuyla kontrol ediyorduk ya. Eğer bir sayı böyle iki noktanın, tek noktanın tek tırnağın arasına yazılıyorsa onlar karakter dizisi diye geçiyor. Mesela iki nokta arasında 100 dersek bu Python hafızasında karakter dizidir. Bir dönüşüm olmadan onunla matematiksel işlem yapamayız. Hatta şu örneklerde onunla ilgili de soru var. Tam ona değinecektim. Integer'ın Türkçesi zaten tam sayılar. Yani. Tabii. Mesela şurada string'de metin. Tam arkadaşımızın sorusuna yönelik kaçın soruydu bu? 9. sorunun D şıkkında bir soru var. Diyor ki verilen karakter dizilerini tam sayıya dönüştürün ve en sondaki aritmetik işlemi ekrana bastırarak sonucu kontrol etmeye yarayın. Onun çözümüne geleyim. Bakın bu D şıkkında U ve V diye iki tane karakter dizisi tanımlıyoruz. Daha sonra bunları integer fonksiyonuyla tam sayıya dönüştürüyoruz. Şimdi ekran çıktısında bakın bu görünüm olarak bir şey anlayamıyoruz. Yani burada da 10 var, 995 var. Burada da 10 var, 995 var. Ancak bunu type fonksiyonuyla kontrol edersek hatta gene aynı kodun devamını yazayım. Verdi bir hata yaptım. Nerede hata yaptım? Kelim type into u. Mesela şurada type fonksiyonuyla bu dönüşümü kontrol edersek bakın ilkinde hani görüntü olarak fark olmamasına rağmen karakter dizisiydi şurada. Burada ise artık bir tam sayı haline geliyor. Ve bunları ben tam sayıya dönüştürdükten sonra
şuradaki çarpım işlemini yapıp şu değeri elde edebiliyorum. İşte bir de üstüne 50 ekleyip şu değeri elde edebiliyorum. Eğer bu dönüşümü yapmasaydım, sadece görüntüdeki değerler üstünde bir çarpma işlemi yapabilseydim şu durumda, karakter dizisini karakter dizisiyle çarpıp 50 eklemeye çalışacaktı. Bakın bu durumda hata veriyor. Tayyip Bey dediğimiz bir hata veriyor. Bunu da aslında bu şekilde bir soru üstüne göstermiş olduk. Başka soru var mı? Şu an göremiyorum. Tamam. Yani yok. Bu soruyu, yani 9 soruyu özellikle inceleyebilirsiniz. Biraz daha pekiştirmeye yönelik güzel bir soru. Onun dışında şu an hızlıca çözebileceğimiz bir soru var mı diye bakıyorum. 10. soruyu çözeyim. Bu çok sık karşımıza çıkacak bir algoritma sorusu aslında. Diyor ki, input fonksiyonu kullanılarak bir sayı giriniz ve bu sayının çift ya da tek olduğunu belirten koşullu bir ifade yazınız. Şu ekranda bir çizgi belirdi de niye belirdi ona bakıyordum. Her neyse. Şimdi burada önce sayıda bir değişken oluşturuyoruz ve bunu klavyeden girecek şu integer input komutumuzu yazıyoruz. Şimdi buradan herhangi bir sayısal değer giriyoruz. Daha sonra bir karar mekanizmasını oluşturuyoruz. Eğer bu karar mekanizması 2'ye bölümünden kalan 0 veriyorsa, matematikten de bildiğimiz kural dahilinde çifttir. Değil ise tektir. Hemen deneyelim. Mesela 80 diye bir sayı girelim. Bakın çifttir sonucunu aldık. Bu sefer bir de tek sayı girelim. Bakın tektir sonucunu aldık. Bunun sebebi işte sayımız bu modülüs işlemiyle 2'ye bölünüyor. Ondan kalan değer hesaplanıyor. 0 ise çifttir deniyor. Değilse tektir deniyor. Bu oldukça sık karşılaştığımız bir en kolay algoritmalardan birisi aslında. Onun dışında burada burada hani işte programlama metninizi geliştiren temel sorular var. Özel olarak 9. soru. Pratik o açısından 12. soru. Burada mesela belli sayı aralıkları var, mantıksal aralıklar. Bir de 13, 14, 15. Bunları özel olarak inceleyebilirsiniz. Bunlarda da işte gene pratik açısından 20 soru inceleyebilirsiniz. Hepsinin çözümleri var. Bu derste soru çözümünü tam yetiştiremedik ama bir sonraki ders buna biraz daha dikkat etmeye çalışırız. Şimdi soru varsa genel olarak onları yapalım yoksa bitirelim. Bir soru daha var. Tabii. Burada if ve else fonksiyonlarının çıktılarını print ile yazı olarak verdik. Bunun yerine çıktılarda resimleri, ses dosyaları vesaire çeşitli materyalleri de kullanabilir miyiz? Yani sadece print resimini kullanabiliriz. Bu soru var. Kullanabilir miyiz? Bir düşüneyim. Şimdi görüntü gibi başka fonksiyonları kullanabilir miyiz? Mesela ben onu sorayım. Print yerine if ve else satırından sonra. Kendi fonksiyonlarımızı oluşturabiliriz print yerine ama o da genelde kontrol etmek için ekrana çıktı vermemiz gerektiği için. Yani pratik olmaz. Örneğin görüntü olarak oluşturabiliriz. Nasıl oluşturabiliriz? Çok ileri konuları bilirsek, ileride ekstra kütüphaneler göreceğiz, matplot gibi vesaire. Mesela biz burada bir görüntü değeri oluşturduk diyelim. Atıyor. Hatta bu mesela şey derin öğrenmede çok sık kullanılıyor. Çok gelişmiş algoritmalar var bunun için. Derin öğrenme dediğimizde yapay zekanın bir uzantısı, geniş bir hali diyeyim. MNIST diye bir veri seti var. Bu görüntü işleme gibi konularda kullanılan. Orada çeşitli görüntüler var. Mesela kedi görüntüsü, köpek görüntüsü vesaire. Yapay zeka çalışmalarında bunlar kullanılıyor. Ve bir görüntü çıkıyor mesela programa. Atıyorum köpek fotoğrafı. Yapay zeka diyor ki bu nedir yani? Köpek midir, insan mıdır, nedir bu? Bu belli karar mekanizmaları sonucu program bir karar veriyor ve onun görüntü değerini ekrana yansıtabiliyor. Bu tarz bir, ya bunun çok gelişmiş hali de hani mantığı gene aynı. Eğer köpekse diyor, onun resmini ekrana yansıt diyor. Yani bu sefer yazı olarak belirtmiyor. Görüntü olarak belirtiyor. Ya da eğer ses kaydı varsa mesela Siri'deki o iOS işletim sistemlerindeki yapay zeka danışmanı var ya, tam kavramı şu an aklıma gelmedi, öyle diyeyim. O yapay danışman mesela
ses olarak çıktı veriyor bu karar mekanizmaları doğrultusunda. Mesela nasıl Siri mi diyorsun? Diyoruz? Evet. Siri bunu belli karar mekanizmalarından geçiriyor ve iyiyim diye bir çıktı veriyor. Ama bunlar tabii çok ileri şeyler. Birkaç tane daha soru var. Sorayım o mi? Tarz bir şey mümkün, evet. Sor. Çıktığı print etmek yerine başka bir dosya kaydedebiliriz sanırım denmiş. Tabii. Matplotlib'de hatta bunu bununla ilgili bir örnek var. Eğer Matplotlib gibi işte ileri seviye kütüphaneleri izlerken yine burada olursak, işlerken burada olursak orada da bunları göstereyim. Yani görüntü olarak da yansıtabiliyoruz. Peki link eklemek için hangi fonksiyonu kullanırız diye bir soru var. Şimdi link eklemekten kastı hani çıktı olarak ise yine print kullanılabilir. Print bence. Link yazabiliriz ama evet. Hani ayrıca mesela bir linke bağlanma vesaire diyorsak onun için URL lib diye ayrı bir kütüphane var. Onu import etmemiz lazım. Yani bu basit anda, işlemlerle yapamıyoruz. Anladım. Şu anda başka bir soru yok gibi. Başka bir soru yoksa o zaman ben dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Şu ana kadar işlediğimiz şeyler. Sizin de bir tavsiyeniz, bir eleştiriniz olursa onları da dinleyebilirim. Yoksa şimdilik istiyorsanız yavaştan bitirelim. Katıldığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Elinize sağlık. Ben de çok teşekkür ederim Özgür ders için, sorulara verdiğin cevaplar için. Cumartesi günü yine aynı saatte saat 19'da ikinci dersimiz olacak, hatırlatmak isterim. Yine WhatsApp gruplarına da link paylaşımı olacak, derslerin link paylaşımı olacak. Teşekkürler katılan herkese. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere tekrardan.